Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala elihi ve sahbihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, feyiz ve bereketi, aff ve inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak sohbetimizi hayırlara vesile eylesin. Evet, teşekkür ederim Ali Kök abi. Hoş geldiniz Raziye Aydın Hanım. Dursun Hacı Ömeroğlu, Fatma Gündemir, Hülya Yalçın Özkan, Songül Yıldız, Bayar. Şu an gördüklerim bunlar. Yusuf ve Yunus Yıldız adaşım geldi. Hanefi Tufan. Evet, hoş geldiniz dostlar. Deniz Kılıç Arslan geldi. İsmet İsmet, Şükran Özgülay, Uğur Camızcu, Suzan Yılmaz. İsimleri sayıyorum ki biraz da arkadaşlar toparlansın diye. Hulusi Cesur, hoş geldin. Kardeşim, dostum. Kadir Eker. Ve aleyküm selam Hulusi. Suzan Yılmaz hanımefendi geldi. Evet, Çetin Çakin, hoş geldiniz. Işıker İbrahim, Ali Karaşahin, Halil Hira, Bacanağım. Şimdi bazıları diyorlar ki ya isim sayma. Biz saymaktaki amacımız hani biraz daha toparlansın, katılsınlar diye. Ve aleyküm selam Ali Karaşahin. Şimdi kıymetli dostlar, bu işlediğimiz konu çok önemli bir konu. Yani şirki bilmeyen insan asla tevhidi bilemez. Tevhidi bilmeyen zaten şirki bilemez. Dolayısıyla şirk... Ali Karaşahin geldi. Ahmet Özgün, Nusrettin Taşçı, Erdal Özdemir, Sare Uyar. Hoş geldiniz. Çünkü gece gündüz anlatılması gereken bir konu. Şirk. Maalesef kürsülerden hiç dile getirilmeyen, sanki efendim Allahu Teala onca şirkten bahseden ayeti boşuna göndermiş gibi bir algı var. Şirk hep bizim uzağımızda zannediliyor. Halbuki şirk caminin içinde, bizim içimizde, yolda yürürken her an şirke ayağımız nasıl çamura bulanma ihtimali varsa, işte her mümin için şirke düşme tehlikesi var. Evet, Hatice Gökkaya geldi. Son olarak başlayalım. 17 kişi görüyorum. Osman Yıldırım geldi son olarak. Fatma Erbaşı Diren. Hoş geldiniz. Evet, kıymetli dostlar, bu akşam inşallah şirk konusunu bitireceğiz. Haftaya başka bir konuya başlayacağız. Şimdi önce mealli Kur'an-ı Kerimlerinizi yanınıza alın. Çünkü ezbere konuşmak istemiyoruz. Çünkü din konuşulurken Allah'ın kitabından konuşulması gerekiyor. Evet, Veysel Tokalak, hoş geldin. Teşekkür ederim. Şimdi madem ki din konuşuluyor, dinden bahseden insan, dinin sahibi Allah olduğuna göre Allah adına konuşuyor demektir. Ama hep söylediğimiz gibi, bakın, Allah'a en çok iftira edenler maalesef hocalardır. Çünkü dinden bahseden hocalar olduğu için, pek çoğu Allah'ın demediğini demiş gibi lanse ediyor. Böylece Allah'a iftira ediyor. Evet, yayın düzeldi demiş. Bilmiyorum, sıkıntı mı vardı daha önce Dursun Hacı Ömeroğlu? Seste bir sorun yok inşallah. Değil mi kıymetli dostlar? Seste de sorun yoksa hemen başlayalım. Şimdi meali Kur'an-ı Kerimlerinizi hazırlayın ve başlayalım ayetlere. Önce şirkle alakalı. Aleyküm selam Murat Çakmak, hoş geldin. Bakın şimdi sorun yok dedi. Ses iyi, tamam. Evet, İbrahim Yılmaz, Fatma Gülay da geldi. Şimdi kıymetli dostlar, hemen Maide Suresi 72. ayeti açalım. Yani bu anlattıklarımızı biz ezbere anlatmıyoruz. Biz Allah'ın dediğini anlatmaya çalışıyoruz. Bakın Maide Suresi'nin
72. ayetini açalım. Sayfa 119'da bende. Bakın Allahu Teala şöyle buyuruyor. 72. ayet, 119. sayfa. Estaizu billah. Legat keferallezine galu innallaha huvel mesih ibn Meryem. İsa Allah'ın oğludur, Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler hiç şüphe yok ki kafir oldular, diyor Allahu Teala. Halbuki şimdi yeni bir konu açmak istemiyorum ama kafir aynı zamanda müşriktir dediğimizde bazıları algılayamıyor. Halbuki bizim geleneğe göre bu adamın müşrik olması lazım, değil mi? İsa Allah'ın oğludur diyenlerin bize öğretilene göre müşrik olması lazım. Ama Allah bakın kafirdir diyor. Hatta yemin ediyor. Legat keferallezine. Şu kimseler yemin olsun ki kafir oldular. Kim onlar? Galu diyorlar ki innallâhe şüphe yok ki Allah hüvel mesih ibnu Meryem. Meryem oğlu İsa Allah'ın oğludur diyenler kafir oldu. Halbuki bakın kafir Allah'a inanmayana denirdi, öğretildi, değil mi? Bak adam, Allah'a inanmayan adam İsa Allah'ın oğludur der mi? Demek ki Allah'a inanıyor. Bunun normalde müşrik olması lazım. Ama Allah kafir diyor. Çünkü aslında her kafir aynı zamanda müşriktir, her müşrik aynı zamanda kafirdir ve her müşrik ve her kafir aynı zamanda münafıktır. Bunlar aynı insanlardır, aynı karakterdir, aynı yapıdır. Kur'an'a göre müminler vardır ve bir de diğerleri vardır. Şimdi bakın, devam edelim. Konu açmak istemiyorum dedim ya, esas konumuz bu değil. Bakın diyor ki, ve galel mesihu, oysa Mesih yani İsa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Demişti ki, ya beni İsrail, ey İsrail oğulları, ebudullahe rabbi ve rabbekum, sizin de Rabbiniz olan, benim de Rabbim olan, Allah'a kulluk edin. Yani başka ilah falan edinmeyin. İnnehu men yüşrek billahi fegat harramallahu aleyhi el cennete ve mevahun nar. Bakın ne dehşet bir ifade var burada. Diyor ki Allahu Teala, İsa aleyhisselamın ağzından bize naklediyor Allahu Teala, bilin ki her kim Allah'a ortak koşarsa, yani şirk koşarsa, Allah ona cenneti haram kılar. Bakın, men yüşrik billahi, kim Allah'a şirk koşarsa, fekat yemin olsun ki harramallahu aleyhi, Allah o kimseye, el cennete ve mevahun nar. Onun varacağı yer ateştir, cennet Allah o kişiye haram kılmıştır. Ya düşünebiliyor musunuz? Şimdi oradan birisi dedi ki, diyelim ki ya Rabbi, işte bu kulunu sen cennete atar mısın? Allah tarafından ona denilecek ki, yok bu şirk koştu, şirk koşana cennet haram. Haram onlara. Şimdi birinci şirkle alakalı bilmemiz gereken dehşet ayet bu. Şirk koşanları Allah cennete haram kılmıştır. Delilimiz Maide suresi 72. Şimdi başka bir ayete geçelim. Bakın, Enam suresi 88'e geçelim. Yani ne dehşetli bir günah olduğunu anlatmaya çalışıyoruz şirkin. Ondan sonra yaygın olarak işlenen şirkleri anlamaya çalışacağız. Enam suresinin 88. ayetini açalım. Evet dostlar, sayfa numarası 137. Bakın Allahu Teala diyor ki 18 tane nebi, peygamber isim isim sayıyor. Ondan sonra diyor ki Allahu Teala, bu sayma işi bittikten sonra. Zalike hedallahi yehdi bihi men yeşaü min ibadihi. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Yani bu Kur'an Allah'ın hidayetidir. Allah dilediği diye çevirmiş tabi burada. Bakın.
Allah bununla kullarını dilediğini doğru yola iletir diye çevirmiş Diyanet maalesef. Bakın Allah bu kitapla dilediğini değil, bakın men yeşâ'u, uygun işler yapanları, hidayete ermek için çaba harcayanları, şey yapanları, bir şey yapanları, bakın bununla hidayete erdirir. Bu Kur'an'la hidayete erdirir. Tercihi Allah yapmıyor. Allah dilediğini hidayete erdirmiyor. Allah hidayeti zaten göndermiş. Hidayet Kur'an'dır. Ve eğer siz Kur'an'a yönelir de beni dosdoğru yola iletir misin ey Kur'an derseniz veya Rabbim beni Kur'an'la hidayete erdir derseniz, çaba içerisinde olursanız, emek harcarsanız Allah sizi bununla hidayete erdirecek. Siz çaba göstereceksiniz. Yani dileyeni hidayete erdiriyor Allah. Dilediğini değil. Şimdi ne diyor, bakın devamını okuyalım. Veleveşreku, eğer şu yukarıda sayılan 18 peygamber var ya, bunu daha önce işlediğim için zaman kaybetmeyelim de isimleri burada var. Saymıyorum. Yani isimli ayetleri okumuyorum. 18 tane peygamber isim isim sayılıyor. Hatta buyuruyor ki Allahu Teala, bu sayılanların babalarından, kardeşlerinden, soylarından daha nicelerine de biz peygamberlik verdik. Bakın şimdi. Dedikten sonra diyor ki: Velev eşreku, eğer bu kimseler şirk koşacak olsalardı, o peygamberler bile şirk koşacak olsalardı, lehapite anhum makanu yamelun, onların da amelleri boşa gidecekti. Bakın şirk koşan kim olursa olsun, peygamber de olsa şirk koştuğunda ameli boşa gidiyor. Bunun hemen tekrarı mahiyetinde Zümer suresi 65'i de hemen hatırlatalım size. Allahu Teala buyuruyor ki, Estağfirullah, Zümer 65. Le'in eşrakte, ey Muhammed, sen de şirk koşacak olsaydın, le'ahbeten namelü, ki amellerin boşa gidecekti, ve le tekûnenne minel hâsirin, ve hüsrana uğrayanlardan olacaktın. Ey Muhammed, sen de Allah'a şirk koşacak olursan, senin de amellerin boşa gidecek. Kim olursa olsun. Yani şirk kırmızı çizgisidir Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi devam edelim. Bakın, Kehf suresi 105'i alalım. Bakın şimdi Allahu Teala amelleri boşa gidecek dediği ayetlerde. Yani namaz da kılsa, oruç da tutsa hiçbiri kabul olmuyor şirk koşanın. Peygamber de şirk koşarsa namazı, ibadetleri hiçbiri kabul edilmiyor. Bakın Kehf 105'te, Kehf suresinin hemen 105. ayetini açalım. Bakın burada da Allahu Teala ne buyuracak? Ameli boşa gidecek dedi ya, onun üzerine devam ediyor şimdi. Bunları üst üste koyalım. Bir, cenneti Allah dedi ki, Allah cenneti şirk koşanları haram kıldım. İki, şirk koşanlar peygamber bile olsalar amelleri boşa gidecek. Hiçbir ibadeti kabul olmayacak. Şimdi ne diyecek bakın? Kehf suresi 105. 303. sayfada 105. ayette bakın Allahu Teala ne buyuruyor? Onlar Rablerinin ayetlerini görmezden gelen, bu yüzden de amelleri boşa gitmiş olanlardır. Bu sebeple, bakın şimdi o bölümü okumak istiyorum. Zaten şirk koşanın amelleri boşa gidiyor biliyorsunuz. O kısmı okumak istiyorum. Bakın ne diyor Allah Teala? Ulaikellezine keferu bi ayati rabbihim. Onlar Allah'ın ayetlerini görmezden geldiler. Ve ligaihi ve habitat amaluhum, amelleri boşa gitti. Fela nuqimu lehum yevmel kıyameti vezna. Bakın diyor ki Allahu Teala, biz kıyamet gününde böylelerine terazi de kurmayacağız. Yani amellerini bile tartmaya değer görmeyeceğiz. Niye? Çünkü ameli yok ki teraziye konulacak. Yaptığı ibadetler, kıldığı namaz, tuttuğu oruç, kurban, hac, zekat, hepsi şirk içerisinde olduğu için, adamın itikadı zaten bozuk olduğu için hiçbir ibadeti kabul olmuyor. Kabul olmayınca o adam isterse
efendim hayatı boyunca bir vakit namazını da geçirmemiş olsa, bakın, hiçbir gün orucunu yememiş de olsa, bu adamın hiçbir ameli Allah katında kabul edilmediği için teraziye bile konulmaya değer bulunmayacak. Çünkü terazi neye yarar? Değerli Kur'an dostları, terazi bir şeyi tartmaya yarar. E peki, kefenin bir tarafında gramı, kiloyu koydunuz misal, öbür tarafa satılan şeyi koymanız lazım değil mi? Bir şeyi koymanız lazım. E orada tartılacak amel yok ki, boş. Ameller boşa gitmiş. O zaman neyi tartacaksınız? Terazinin kefesi boşsa tartılacak bir şey yok demektir değil mi? Bir şey olması lazım tartılması için. İşte Allah-u Teala buyuruyor ki biz onlar için terazi bile kurmayacağız. Çünkü amelleri boşa gitti. Tartılacak bir şeyleri yok. Şimdi devam edelim. Lokman suresi 13'ü açalım değerli dostlar. Evet, Lokman suresi 13. ayette de Allah-u Teala, bakın Lokman aleyhisselam üzerinden 411. sayfada 13. ayette Lokman aleyhisselam, işte peygamber mi değil mi tartışılıyor. Ama Allah'ın sevdiği bir kul olduğu açık. Bakın ne diyor Lokman aleyhisselam. Ya Büneyye, yavrucuğum, evladım, bakın ne diyor. Ekimiz salate, namazı kıl. Ve'mur bil marufi, iyiliği emret. Ve innehu anil münker, kötülüğü de nehyet. Vesbir ve sabret. Ala ma esabeke inne zalike min azmil umur. Sabret, sabır çünkü kayda değer işlerdendir. Ben bir ayet sonrasını okudum tabi bu arada. Bakın, esas ayeti yanlış, yani bir ayet öncesini okudum. On üçüncü ayet. Ben 16'yı okumuşum. Pardon. Evet. 13. ayeti bakıyorum. Şöyle diyor bakın. Ve izgale Lukman'a, Lukman oğluna dedi ki, Libnihil oğluna dedi ki, ve hüve yeğuzuhu ya büneyye, bakın, la tüşrik billah, sakın ola ki Allah'a şirk koşma. Ve açıklama yapıyor şirkin ne olduğunu, bakın oğlunu anlatacak şimdi. İnne şirke, şüphe yok ki şirk, le zulmün azim, çok büyük bir zulümdür. Zulüm işte haksızlık anlamına çevrilebilir. Peki kime zulümdür şirk? Şimdi bunu düşünmek lazım. Bir insan şirk koşmakla kime kötülük yapıyor? Aslında önce kendine zulmediyor. Bakın kendisine zulmediyor. Niye zulmediyor? Kendisine cenneti haram kıldırıyor yani. Yaptığı eylemden dolayı, işlediği suçtan dolayı öyle büyük bir günah işliyor ki kendisine cennetin haram kılınmasına sebebiyet veriyor. Öncelikle kendine zulmediyor. Onun için aslında cehenneme gidenler nefislerine zulmeden insanlardır. Yani kendisini ateşe atan adamlardır. Kendisilerine bir kere kötülük yapıyorlar. Peki ikinci zulüm nedir? İkinci haksızlık kimedir? Allah'adır. Bakın Allah'a zulmediyor. Yani Allah'ın hakkını gasp ediyor. Hani Sezar'ın hakkı Sezar'a derler ya. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir örnek vermek istiyorum bakın kıymetli dostlar. Teşbihte hata olmaz derler. Şimdi diyelim ki sizin eşiniz, evlisiniz diyelim veya bekarsanız sevdiğiniz, aşık olduğunuz birisi var. Siz ona inanıp güveniyorsunuz. Asla size yalan söylemeyeceğini zannediyorsunuz. Fakat size ihanet ediyor. İhaneti kim affeder? Kimse affetmez değil mi? Affetmiyor, günümüzde de görüyoruz. Niye ihanet ediyor? Çünkü kendisini sevene başkasını tercih ediyor.
Şimdi bakın, Allah-u Teala'nın bize yaptığı iyilikleri saymaya kalksa bir insan saymakla bitiremez. Sadece bir gün, bakın bir gün 24 saatte Allah'ın insanlara sunduğu imkanları, nimetleri saymaya kalksak belki bitiremeyiz. Mesela yani sabahleyin diyelim ki yatağımızdan kalktık. Kalkamayabilirdik. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki biz kiminin canını uykusunda alırız. Aslında uyku bir ölümdür Kur'an'a göre. Allah-u Teala diyor ki yaşamasını istediklerimize biz tekrar diriliğini, canlılığını iade ederiz. Ona tekrar veririz. O kalkar, yaşar. Ama kiminin de ruhu kabz olur, yatağında ölüsü bulunur. Şimdi eğer biz yatağımızdan sağlıklı olarak gözümüzü açtık, bir defa oradan başlayalım. Gözümüzü açtık, yatmıştık, aslında ölmüştük. Uykudan uyandık, gözümüzü açtık. Bakın Allah bize bir iyilik yaptı. Allah istemeseydi, izin vermeseydi, müsaade etmeseydi o gözü bize açtıracak hiçbir tıp yoktu. Hiçbir teknoloji yoktu, hiçbir güç yoktu. Ha, demek ki hemen ne yapmamız lazım? Rabbim şükürler olsun, gözlerim görüyor. Bakın şimdi bir günlük nimeti saymaya çalışacağım sadece. Allah'ın bize bir günde yaptığı iyilikleri. Gözümüz görüyor, Rabbim şükürler olsun, gözüm görüyor. İki, aklımız devreye girecek. Aklım da başımda, delirmedim. Akıl sağlığım da yerinde. Şükürler olsun ki, bakın, aklımı yitirmiş olarak da uyanabilirdim ben. Allah'ı da hatırlıyorum, Rabbim sana hamdolsun, hamd da edebiliyorum. Bakın, dilimden dolayı da dilim de dönüyor. Düşünebiliyorum, düşünebildiğim için de Allah'a şükretmem lazım. Dilim döndüğü için de Allah'a şükretmem lazım. Diyelim ki yatağımızdan doğrulduk, doğrulabildiğimiz için de Allah'a şükretmemiz lazım. Efendim, ayağımızın üzerine bastık, yürüdük. Yürüyebildiğimiz için de Allah'a şükretmemiz lazım. Gittik lavaboya, lavaboya gitmeyi bize nasip ettiği için de şükretmemiz lazım. Diyelim ki ihtiyacımızı gördük, ihtiyacımızı görme fırsatını bize bahşettiği için de ona teşekkür etmemiz lazım. Şükretmek teşekkür etmektir. Efendim, elimizi yıkadık, Allah'ın verdiği suları akıttık, Allah'ın verdiği eli kullandık. Allah'a yine şükretmemiz lazım. Kalktık, diyelim ki geldik. Efendim sofraya oturdu, kahvaltımızı yapıyoruz. Sofraya bir bakın, hepsi Allah'ın nimetleri. Bakın, hepsinin kaynağı Allah. Sofrada yediklerinize bir bakın. Ne yerseniz yiyin, Allah'ın sofrasından yiyorsunuz. Allah'ın sunduğu nimetleri yiyorsunuz. O nimetler için de şükür gerekiyor. Sonra ağzınıza attın, ha çiğneyebiliyorsunuz, bir şükür de orada lazım. Yuttunuz, yutabiliyorsunuz, yutamayabilirdiniz. Bir şükür de orada lazım. Bakın, sadece bir kahvaltıya kadar olanını anlattım. Bitmiyor. Peki, bunca bize iyiliği olan Allah, akşama kadarı saymaya gerek görmüyorum, uzamazsın diye. Bize bunca iyiliği var, bunca ikramı var. Onun için bakın, besmelenin bir anlamı da odur. Hani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Bismillahirrahmanirrahim'e böyle mana verirler ama Rahman ne demek, Rahim ne demek? Ya bunlar Arapça, bunları Türkçe'ye çevirsenize, çevirmiyorlar. İkramı bol, iyiliği sonsuz ve sınırsız olan Allah'ın adıyla demek. İyiliği, merhameti, ikramı sınırsız olan Allah'ın adıyla. Allah'ın çünkü iyiliği, ikramı boldur ve sınırsızdır. Merhametinin de sınırı yoktur. Şimdi, kıymetli dostlar, bizi yaradan O, yedirip içiren O, nefes aldıran, ha nefesi söylemeye unuttuk. Kaç defa nefes aldık bu sabah yatağımızdan kalkıp lavaboya gidip gelip elimizi yüzümüzü yıkayıp sofraya oturunca kadar sürede kaç defa nefes aldık? Her nefes için bir teşekkür gerekmez mi? Aslında gerekir. Nefesi alırken de gerekir, verirken de gerekir. Çünkü Allah buna izin vermese bize hiçbir teknoloji o nefesi aldırıp verdiremezdi. Şimdi bunca iyiliği karşısında insan eğer nankörlük ederse, buna rağmen sanki bu iyilikleri Allah değil de başkası ona yapmış gibi davranırsa, Allah'a haksızlık yapmış olmaz mı o kul? Allah'a ihanet etmiş olmaz mı? Buna rağmen gitse dese ki,
başka birisine. Ben senin için ölürüm. Sen emret. Ben kendimi ateşe atarım. Uçurumdan atarım diyen adam. Adama sormak lazım ya. Bu adama sen hayatını feda etmeyi, niye feda etmeyi bu adamın bir isteği üzerine göze alıyorsun? Ya onun bana çok iyiliği var. Ya onun iyiliği Allah'ın iyiliklerinin yanında ne ki? Ya sen Allah rızası için iki vakit namaz kılmıyorsun ya. İki rekat namaz kılmıyorsun. Dünyada hiçbir kimse size Allah'ın yaptığı iyiliklerin yani belki zerresini kadar ancak yapabilir. Dünyada birileri için ölümü göze alanlar, Allah rızası için 5 dakika uykusunu ara veremiyorsa, uykusunu 5 dakika bile uykusundan feda edip geciktirmiyorsa, Allah'ın bir ayeti için 5 dakikasını ayırıp kafa yormuyorsa, buna ne denir Allah aşkına? Nankörlük denmez mi her şeyden önce? İşte onun için şirk Allah'a yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Onun için vebali ağırdır. Çünkü Allah der ki ya seni yaratan benim, yaşatan benim, yedirip içiren benim, nefes aldıran benim. Bu eli, ayağı, gözü, kulağı, işitme duyusunu, dili, konuşmayı, ayağı sana veren benim, akıl sağlığını sana veren benim. Buna rağmen sen beni hiç dinlemiyorsun, başkasına kulluk ediyorsun. Başkaları ne derse yapışıyorsun ama benim hiçbir emrimi dinlemiyorsun. Sen o zaman ne yapıyorsun? Adeta başkalarını Allah'ın yerine koymuş oluyorsun. Nefsini de olabilir bu. Ne diyor Furkan suresinde? اَرَيْتَ مَنِ اتَّخَزَ اِلَٰهَهُ هَوَى Hevasını, nefsinin arzularını ilah edineni gördün. Ya insan nefsini de Allah yapabilir. Dikkat edelim. Bir adam benim canım ne istiyorsa ben onu yaparım diyorsa o adam Müslüman falan değildir. Müslüman bunu diyemez çünkü. Ben canım ne isterse onu yaparım. Haram helal dinlemem diyen adam Müslüman değildir. Yapamaz. Senin canın falan yok. Sen kimsin? Senin canın yok ki. Sen bile Allah'a aitsin. Mülk Allah'ın değil mi? Bu kainatta canlı cansız her ne varsa bir sivrisinek de dahil, karınca da dahil, dağlar da dahil, insan da dahil hepsi Allah'ın mülküdür. Sen bile sana ait değilsin ki. Evet, şimdi bir başka ayet okuyacağım. Ondan sonra örnekler vermeye başlayacağız değerli dostlar. Bakın Nisa suresinin ayetlerini daha önce açtık ama tekrar açalım. Nisa suresinin 48 ve 116. ayetlerini okuyacağız. Bakın şirk asla bağışlanmayacak olan bir günahtır. Ama tövbe edilmediği takdirde. Bunun altını çizmek istiyorum. Bakın 48'i açalım sayfa 85. Bakın Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnna Allahe la yafiru en yüşreke bihi. Şüphe yok ki Allah şirk koşanı, şirki asla bağışlamaz. Bakın, durmadan bak, başından beri okuyoruz. Maide 72'den neyi öğrendik? Şirk koşanlara cennet haram kılınmış. Maide 72 bize bunu öğretti. Enam suresi 88 ile Zümer suresi 65 bize neyi öğretti? Peygamber de olsa, Hazreti Muhammed aleyhisselam da olsa eğer şirk koşarsa tüm yaptıkları, tüm ibadetleri boşa gidecek ve hüsrana uğrayacak. Cehennemi boylayacak. Geldi Kehf suresi 105. ayet ne öğretti? Şirk koşanların tüm amelleri boşa gider. Teraziye bile konulmaz amelleri. Çünkü konulacak ameli yok. Efendim ondan sonra neyi anlattık? Şirk Allah'a ve insanın kendine yaptığı en büyük zulümdür dedik. Bunu da Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütten öğrettik. Lokman suresi 13. ayetten öğrendik. Şimdi Nisa suresi 48 ve 116. ayette son olarak şirkin asla bağışlanmayacağını bakın öğreniyoruz. Ne diyor Allah burada? İnna Allahe la yafuru en yüşrake bihi. Allah şirk koşanları, şirki asla bağışlamaz. Kendisine şirk koşulmasını asla affetmez Allah. Peki, devam edelim ayete.
Ve yağfuru ma dune zalik limen yaşa. Fakat dilediği kimseler için şirk dışında kalan günahları bağışlar. Ya şirk dışında hangi günahlar var? Şirk dışında aklınıza ne geliyorsa. Yeter ki şirk olmasın diyor Allah. Bakın, şirk olmasın yeter ki. Şirk varsa asla başlamayacağım. O kırmızı çizgi. Ama şirk dışında kalanları ne diyor Allah-u Teala? Ve yağfiru bağışlar madune zalike limen yaşa. Dilediği kimseler için Allah şirk dışında kalan günahları bağışlar. Bakın sonra tekrar şirkle alakalı Allah bir bilgi daha veriyor. Şirkin büyük bir günah olduğunu diyor ki ve men yüşrik billahi kim Allah'a şirk koşarsa fegadif tera ismen hazima Allah'a iftira etmiş olur, büyük bir günah işlemiş olur aynı zamanda. Şimdi bunun 116. ayette de hemen hemen bakın aynı kelimeler geçecek. Yine Nisa suresinin 116. ayetinde sayfa numarası 96. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَعْفُرُ Aynı şekilde şüphe yok ki Allah en yüşreke bihi Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz ve يَعْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَى Fakat şirk dışında kalanları dilerse bağışlar. Dilediği kimseleri bağışlayabilir. Şirk dışında günahı var. Ama şirk varsa yok. Peygamber bile olsa bağışlanmıyor. Ama şirk dışında kalanları dilediği kimseler için bağışlar. Ama çünkü kırmızı çizgi şirk. Şimdi bunun üzerine bir yorum yapacağım. Ve men yüşrik billahi fekad dalle dalalen be'ida. Allah'a ortak koşanlar büyük bir sapıklık içindedirler. Şimdi kıymetli dostlar, buradan neyi anlayacağız? Tövbe edildiğinde şirk de bağışlanıyor. Değil mi? İşte Zümer suresinde Allah-u Teala ne buyuruyordu hatırlayın. Hemen açalım da o şeyden konuşalım Kur'an'dan. Zümer suresi 43 veya 44 diye hatırlıyorum ben. İnşallah yanılmıyordum. Evet. Ha 53 pardon. Yanlış okudum söyledim. Diyor ki Allah-u Teala sayfa 463 53. ayet. Bakın ne diyor Allah-u Teala? Kul de ki ya Muhammed ya ibadiyellezine esrafu ala enfüsihim ey kendi aleyhlerine aşırı giden kullarım. Yani kendi aleyhine aşırı gitmek nedir? Sürekli günah işlemektir değil mi? La teknetu min rahmetillah sakın ola ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Neden? اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ جَمِيَا Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Çünkü O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ey Allah'ın kulları sakın ola ki Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları bağışlar. Şirk de dahil. Peki Nisa 48'de 116'da ben şirki bağışlamam dedi. Nasıl anlamalıyız şimdi? Burada bir çelişki mi var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de çelişki olmaz. La raybe fih. Kur'an çelişkiden uzak bir kitaptır. Zalikel kitabu la raybe fih. Bu kitap çelişkiden uzak bir kitaptır. Bu kitapta tutarsızlık olmaz. Burada neyi anlamamız lazım? Hem Allah bütün günahları bağışlıyor, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin diyor ama Nisa suresi 48'de 116'da da ben şirki asla bağışlamam diyor. Burada dikkat etmemiz gereken şu, tövbe edildiğinde şirk de dahil bütün günahlar bağışlanır. Nisa 48'de 116. ayette tövbe etmeden ölenlerden bahsediyor Allah. Yani bir Müslüman ölmüş. Bunun şimdi amel defterine bakılıyor. Bu adam öldü. Tövbe etmeden öldü. Bu adamın şirk günahı var mı? Bu adam
müşrik olarak mı öldü? Eğer müşrik olarak öldü ve tövbe etmeden öldüyse, işte bahsettiği o. Asla bağışlanmayacak. O kişiye cennet haram kılınmıştır. Bakın şirk koşmuş ve şirkinden de dönmemiş. Şirk koştuğunu da kabul etmemiş. Tövbe etmeden ölmüş. Allah muhafaza. Bakın şirk koşmuş ve tövbe etmeden ölmüş. Asla bağışlanmayacak. Cennet kendisine haram kılındı. Kendisinde mahşer gününde terazi bile kurulmayacak. Allah onu asla bağışlamayacak. Kur'an bize bunu öğretiyor. Ama adam ölmüş. Şirk günahı yok adamın. Başka günahları var. Bakın başka günahları var adamın. Yani şirk dışında başka günahları var. Birisi var içki içiyordu sürekli. Biri işte hırsızlık yapmış. Misal. Zina etmiş, iftira etmiş, yalan konuşmuş falan. Yani şirk dışında her şeyi adam yapmış mesela. Bu kişi için bağışlanma söz konusu. Çünkü şirk günahı yok adamın. Bakın şirki yok adamın. Şirkten uzak durmuş ama namaz kılmamış mesela. Asla Allah'a şirk koşmamış ama içki içmiş. Tövbe etmeden de pat diye ölmüş. Allah diyor ki dilersen ben bağışlarım o adamı. Ama bir tarafta, bakın tekrar edeyim geçeyim burayı. Bir tanesi de var, bir vakit namazını geçirmemiş. Ağzına içkinin damlasını bile koymamış. Hiç yalan konuşmamış. İftira etmemiş. Zina etmemiş. Efendim faiz yememiş. İşte büyü ve sihir işleriyle ilgilenmemiş. Çok güzel işler yapmış. Orucunu tutmuş. Sadaka vermiş falan. Ama şirk içerisinde yaşamış. Ve tövbe etmeden de ölmüş. Cennet o kişiye haramdır diyor Allah. Teraziye bile konulmayacak bu adamın amelleri. Görüyor musunuz aradaki uçurumu? Yani o zaman neyden en çok korkmamız gerektiğini bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? O zaman peki hocalar niçin hiç bahsetmezler şirkten? Ya bu cami kürsüleri ne zaman şirkten bahsedilecek konularla dolacak? Yani şirkten bahseden hocalar ne zaman kürsüye çıkacak? Yani bu hocalar hala eften püften sebepler meseleleri alıp da arkadaşlar dünya hayatı fani. Bilmeyen mi var dünyanın fani olduğunu? Bunu senin demene gerek yok ki her gün birileri ölüp gidiyor yani. Yani bununla saatleri harcayacağına. Namazınızı kılın, orucunuzu da tutun. Tamam da namazını da kılıyor adam, orucunu da tutuyor tamam da ama şirk koşuyor adam. Örneklerini vereceğim yani merak etmeyin. Örnekleri vereceğim nasıl şirk koştuğunu. Adam cehenneme postalıyorsunuz adamı. Adama diyorsunuz ki namazını kıl. Şirk koşma demiyorsunuz ama. Adamın bir sürü ilahı var. Allah'la arasına koyduğu bir sürü ilah var. Ondan bahsetsene. Adam günde 40 rekat namaz kılıyor ve her rekatında Maliki Yevmiddin diyor. Mahşer gününün tek sahibi Allah diyor ama diliyle fakat kalbinde, inşallah mikrofona dokundum bozulmamıştır. Ama adamın itikadında, kalbindeki inancı ne biliyor musunuz? Mahşer gününde bizim Efendi Hazretleri şefaatiyle beni kurtaracak diye inanıyor. Bu adam Maliki Yevmiddin'i günde 40 defa değil 40 bin kere okusa neye yarar? Bu adamın namazı ne işe yarar Allah aşkına? Bu namaz namaz mıdır böyle inanıyorsa? Önemli olan aklındaki, önemli olan adamın kafasındaki Maliki Yevmiddin. Allah mahşer gününün tek hakimi Allah diyor. Ayette Maliki Yevmiddin o demektir. Adam diyor ki olur mu canım? Peygamberler şefaat edecek. Efendim büyük veliler, bilmem sadıklar, şehitler, yeni işte bebekken ölen çocuklar. O zaman mahşer gününün Maliki tek sahibi kim oluyor söyler mi? Tek sahip olmuyor ki o zaman. Maliki Yevmiddin ayetini sen kaldırıp çöpe atıyorsun ya. Çöpe atıyorsun kardeş. Sen inanmıyorsun ki. Allah haşa sana göre yalan söylüyor. Orada bir tek Allah'ın dediği olmuyor. Orada başkaları da oho. Bir sürü adamın dediği olacak oluyor o zaman. Veyahut İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn diyor. Yalnız sana kul oluruz. Rabbimiz ve yalnız senden yardım isteriz diyor ama gidiyor şefaat ya Resulallah diyor.
Medet ya Resulallah, imdat ey Allah'ın Resulü diye bağırıyor, mevlid okuyor, ilahi okuyor. Yetiş ya Muhammed diyor. Aleyke ya Seyyidena ve Senedena ve Mevlana Muhammeda diyor. Ey Muhammed, sana salat ve selam olsun, sensin bizim sahibimiz, sensin bizim dayanağımız, sensin bizim Mevlamız diyor. Bu adam namaz kılsa ne olur, kılmasa ne olur. Boşa gidiyor işte, boşa giden bir namaz kılıyor bu adam. Bu adam henüz iman etmemiş ki. Bu adamın itikadı Kur'an'a uygun değil ki. Adam Kur'an ayetlerini kabul etmiyor ki. Namaz daha sonra başlaması lazım değil mi? Önce iman. Bakın Kur'an-ı Kerim durmadan, Yüce Rabbimiz bakın Kur'an-ı Kerim'de durmadan şunu vurgular. Men amene billahi ve amile salihan. Kim iman eder de salih ameller işlerse. Önce iman. Neye iman? Kur'an'a iman. Kur'an'da bahsedilen hususlara iman. Neye iman edeceğimi ben Kur'an'dan öğreneceğim. Allah'tan öğrenmem lazım. Çünkü dinin sahibi Allah, benim sahibim Allah. Allah bana neye inanmam gerektiğini bildirmiş kitabında. Ben bu kitabın her cümlesine iman etmem lazım ki ondan sonra ibadetlere yönelmem lazım. Bu kitap öğretecek bana namazını kıl, vakitleri öğreneceğim. Orucu öğreneceğim, zekatı, sadakayı buradan öğreneceğim. Öncelikle bu kitabı okuyup, anlayıp iman etmem gerekiyor. Ama bizim maalesef halkımızın çoğu, kusura bakmasınlar, bir gerçeği söylüyorum, isterse de baksınlar. Hatta hocaların bir kısmı da Kur'an ayetlerine iman etmeden namaz kılıyorlar. Çünkü Kur'an'a iman etse, Aleyke ya Seyyidena ve Senedena ve Mevlana der mi? Hazreti Muhammed'e sen bizim Mevlamızsın diyebilir mi? Çünkü Amener Resulü de Bakara suresinin son ayetinde Allah kendisine ne dedirtiyor hocaya? Ente Mevlana fensurna alel kamil kafirin. Ey Rabbimiz bize acı, bizi bağışla, bize merhamet et ve hakikate karşı kör gibi davranan o inkarcı gruba, kavme, güruha karşı bize yardım et. Bizim Mevlamız sensin dedirtiyor Allah. Bunu öğretiyor. Mevlamızın Allah olduğunu. Sizin Mevlanız benim diyor Allah. Ama Hoca Efendi sela okuyor. Ey Muhammed bizim Mevlamız sensin diyor. Şimdi bu kişi Allah'ın ayetini inkar etmiş olmuyor mu? Bu adam namaz kılsa ne olur? Çok örnekler verdik. Telkin veren adam. Yani toprağa gömülmüş, üzeri toprakla örtülmüş olan kişinin karşısına, göğsü hizasına durup da ey filan oğlu filan, işte biraz sonra Münker Nekir gelecek, sana Rabbin kim, dinin ne diye soracak, sen bu sorulara Rabbim Allah de, dinim İslam de diye kopya veren hoca, Allah'ın ölüler işitmez dediği üç tane ayeti inkar etmiş olmuyor mu? Bu adam namaz kılsa ne olur? Neye yarar bu adamın ameli? Çünkü ayete inanmamış ki. Allah'ın ayetinde Allah ne diyor? Ölüler işitmez diyor. Hoca Efendi telkin veriyor ama. Ölüye işittirmeye çalışıyor. Allah'ın ölüler işitmez sözüne, ayetine inansa vermemesi lazım. Demek ki inanmıyor. Ölünün işittiğine inanıyor. Allah ölüler işitmez diyor, o kabul etmiyor. Ölüler işitir diyor. İşte anlayın, bakın rivayet diniyle vahiy dininin arasındaki farkı anlayın. Rivayetlere göre, bakın ölen insan cenazesine kimler katıldı tek tek hepsini görür diye anlattılar. Hep rivayetlerde böyle geçer. Peygamber öyle demiş. Hadisimiş bu. Peygamberimiz buyurdu ki, ölen kişi musalla taşında yatarken cenazesine kimler geldi, kimler gelmedi tek tek hepsini biliyormuş. Sonra gelmeyenleri de tespit ediyormuş. Aa bak falancı yoktu, cenazeme bile katılmadı. Ha. Vay hain vay. Yazıklar olsun ona. Diyormuş. Efendim oradaki muhabbetleri, dedikoduları da işitiyormuş. Vay be, biz burada musalla taşında yattık. Bunlar ben bunların umurunda bile değilim ya. Adamlar beni düşüneceğine baksana, oradaki günlük yaşantılarına devam ediyorlar. Adamlar gır gır da şamatada diye üzülüyormuş. Bakın. Sonra okunan Kur'an'ı işitiyormuş, konuşulan sohbeti, orada yapılan efendim vaaz-ı nasihati işitiyormuş. Sonra da hatta
yürüyüp giden cemaatin ayak seslerini bile işitiyormuş. Güya Peygamberimiz böyle demiş. Peki, Peygamber Allah'ın temsilcisi değil mi? Allah'ın sözcüsü değil mi? Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü değil mi? Resul elçi demektir. Bu nasıl bir elçi ki? Allah diyecek ki, ölüler işitmez diyecek. Ama Allah'ın elçisi Muhammed, ölüler işitiyor diyecek, öyle mi? O zaman ne olur biliyor musunuz? Bakın açalım şimdi. Hakka suresini açalım şimdi. Bakın ne diyor Allah-u Teala. 565. sayfada bir dakika. 565 yanlış söyledim. 567. sayfa. Hakka suresi, sure doğru. Bakın şimdi ne diyecek Allah-u Teala. 44. ayetten itibaren okuyorum. 567. sayfada 44. ayet Hakka suresi. Bakın ne diyor Allah-u Teala. Velev tegavvele aleyna ba'dal egavil. O Muhammed, o peygamber bize atfen bazı uydurma sözler söyleyecek olsaydı. Evet. Fatma Erbaşı Diren hemen yazdı. Bakın. Eğer o peygamber bana isnat ederek diyor Allah-u Teala. Bana isnat ederek benim sözler uydurmaya kalksaydı. Yani uyduruk şeyler söyleseydi. Kur'an'da olmayan şeyleri söylemeye kalksaydı. Ne olurmuş bakın o zaman. Ne diyor Allah? Le'ehazna minhu bil yemin. Biz onu kıskıvrak yakalardık. Sümme sonra da lekatana minhul vetin. Sonra da onun can damarını, şah damarını keser atardık. Yani boynunu koparırdık diyor Allah. Sonra ne diyor bakın? Fema minküm min ahadin anhu hacizin. Hiçbiriniz de o peygambere vereceğim cezaya da engel olamazdınız. Neymiş demek ki? Hazreti Muhammed öyle kafasına göre konuşamazmış. Allah'ın dediğinin hele hele tersini diyecek. He? Allah ölüler işitmez diyecek. Onun elçisi diyecek ki yok yok işitiyor diyecek, öyle mi? Ya Allah aşkına şu ayetleri bir okuyun ya. Ne yapacağız o zaman? Kur'an'la rivayet çeliştiği zaman ne diyeceğiz? Bizim iman etmek zorunda olduğumuz rivayet değil. Ayettir. Allah'ın ayetine amenna ve saddakna diyeceğiz. Sadakallahul azim diyeceğiz. Allah elbette doğru söyleyendir diyeceğiz. İnandım, iman ettim diyeceğiz. Kur'an'a sarılacağız. Ha ama hadis diye geldi. Hadis inkarcısı. Ya bu peygambere atılan bir iftiradır, hadis falan değildir. Peygamber bu sözü söyler mi? Peygamber Kur'an'ı bilmiyor mu? Peygamber bu ayetten habersiz mi? Siz peygamberi Kur'an cahili mi sanıyorsunuz? Peygamber Allah'ın ölüler işitmez buyurduğu üç tane ayetten haberi yok mu ki adeta Allah'ı yalancı çıkarırcasına yok yok işitiyor diyecek? Ya siz şaşkın mısınız, şaşırdınız mı? Siz ne dediğinizin farkında mısınız? Peygamber Allah'ın dediğinin tersini söyleyebilir mi? Söylerse ne olur? Bak işte hayatıyla öder bunu. Bakın hayatıyla öder, sadece orada da kalmaz. Sonra da cezayı çeker mahşerde. Bu dünyada bunu canıyla öder. Bak şah damarını koparırdık diyor Allah. Sonra da mahşerde vereceğim cezaya da hiç kimse engel olamaz. Peygamber öyle kafasına göre konuşamaz. Kur'an'dan konuşacak. Kur'an'dan konuşursa bağlayıcı olur bizim için de. Mesela aklıma gelen bir örnek. Ahzab suresi 37'de bakın Kur'an'dan konuşmadı. Dedi ki Zeyd'e, Zeyd bin Harise evlatlığı bizi boşa ya Resulallah dedi. Geldi Zeyd. Ben boşanmak istiyorum dedi. Bakın peygamber ne dedi? Hazreti Muhammed sakın. Sakın eşini boşama. Eşini tut, nikahında tut, sakın boşama dedi. Zeyd buna rağmen boşadı. Çünkü boşama diyen Allah değil. Bakın söz Hazreti Muhammed'de. Muhammed'den geliyor. Hazreti Muhammed kişisel kanaatini söylüyor Zeyd'e.
boşama diyor. Anlatabildim mi? Hazreti Muhammed eğer Allah'ın dediğini bize iletiyorsa biz ona amenna ve saddakna deriz. İnandık, iman ettik. Tasdik ettik. Bu kadar. Tereddüt yok. Ama kendi kanaatini söylüyorsa işte Zeyd'in yaptığı gibi kusura bakma ben ayrılıyorum der ve boşanır. Bu kadar kişisel bir isteği, bağlayıcılığı yok. İşte Zeyd'i bağlamadı o ifade. Boşama dediği halde Zeyd boşadı. Evet. Şimdi devam edelim. İsterseniz örneklere devam edelim. Bu konuyu o tarafı fazla uzatmadan. Şimdi bakın değerli dostlar. Müşrikler bir defa şunu bilelim. İnançsız insanlar değillerdir. Mekke müşrikleri denilen insanların bakın itikadi yönünü meali Kur'an-ı Kerim'inizi açın. Hemen beraber okuyalım ve notları da alın. Hiç olmazsa ayet numaralarını not alın. Bakın önce Ankebut suresinin 61. ayetini okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'de müşrik denilince bakın bize öğretildiği gibi miymiş müşrikler? Müşrikleri bize ne diye öğrettiler? Ağaca taşa tapan adamlar. Mekke toplumu o kadar cahildi ki helvadan put yapıyordu, puta o helvaya tapıyordu, acıkınca da yiyordu. Bu kadar gerizekalı adam diye öğrettiler değil mi? Ağaca taşa tapıyorlardı dediler. Hepsi yalan bunlar. Bunların yalan olduğunu biz Allah'ın kitabından öğreniyoruz ve işte tam oraya geldik. Bakın yalan olduğunu göreceksiniz. Onlar Allah'a inanıyorlardı. Bunu göreceğiz. Çok da zeki insanlardı. Öyle anlatıldığı gibi aptal falan da değillerdi. Hatta bakın hatta Peygamber Efendimizin babasının adı unutmayın Abdullah idi. Abdullah ne demek? Allah'ın kulu demek. Yani Abdülmuttalip dedesi Hazreti Peygamber'in babası olan oğluna Abdullah ismi takmış. Yani Allah'ın kulu. Ya düşünsenize hangi baba Allah'a inanmayan hangi baba oğluna Allah'ın kulu ismini takar? Hem Allah'a inanmayacak hem oğluna Allah'ın kulu ismini takacak. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Yok Allah'a inanmıyorlardı, yok ağaca taşa, hadi oradan. Size mi, masalınıza mı inanalım, Allah'ın ayetine mi? Evet, bakın şimdi onları deşifre edeceğiz. Bunların yalan olduğunu göreceksiniz. Evet, Ankebut suresinin 61. ayetini açalım. Evet, Ankebut 61, sayfa 402. Bakın Yüce Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve le'in se'eltehum ey Muhammed onlara sorsanız, sorsan ey insanlar, o müşriklere sorsanız men halegas semavati vel art gökleri ve yeri yaradan kimdir diye sorsanız o müşriklere Ebu Cehil'e, Ebu Leheb'e, As bin Vail'e, Hazreti Muhammed'i öldürmeye kalkan adamlara, Mekke'nin müşriklerine bakın onlara sorun ki gökleri ve yeri yaradan kim? Bakın verdikleri şey devamını da okuyalım pardon. Ve sehhara şemse vel kamer güneşi ve ayı da buyruğu altına alan emrine sokan kim? Ey müşrikler diye sor ya Muhammed. Bakın verecekleri cevap. Leyegulunnallah hiç şüphesiz ki Allah diyecekler. Ebu Cehil öyle diyor. Ebu Leheb öyle diyor. Hiç de Allah yok falan demiyor. Bakın Hazreti Muhammed Ebu Leheb'e, Ebu Cehil'e, Mekke müşriklerinin en azılı olanlarına şu soruyu soruyor. Allah diyor ki şu soruyu sor onlara. Gökleri ve yeri yaradan kim? Güneşi ve ayı emri altına alan, evirip çeviren, güneşi doğduran, batıran, ayı doğduran, batıran kim diye o müşriklere sorsan bakın leyegulunnallah. Elbette ki Allah diyecekler. Hem de vurgulu bir şekilde ha. Hiç kuşkusuz Allah'tır diyecekler. Gördünüz mü? Hani Allah'a inanmıyordu Mekke müşrikleri? Ağaca taşa tapıyorlardı hani. Allah ikidir, üçtür falan diyorlardı. Niye yalan söylediniz bize?
Ya müşrik deyince bugün bizim Müslümanım diyenlerin zihninde şu var. Canım müşrik, o bu ayeti okumaya bile gerek yok, benden bahsetmiyor. Kardeşim, bir adamın müşrik olabilmesi için zaten önce Allah'a iman etmesi gerekiyor. Önce Müslüman olması gerekiyor, sonra müşrik olur adam zaten. Bakın, Müslüman olmayan adamdan müşrik olmaz. Önce Müslüman olur, sonra şirk koşar. Dikkat edin buna. Namazlı niyazlı adamdan müşrik olur. Allah'a inanmayan adamdan müşrik olmaz. Bakın, Mekke müşriklerinin itikadi yönünü ayetler bize öğretecek şimdi. Demek ki Mekke toplumu, o müşrikler gökleri yaradan Allah diye inanıyorlar. Efendim, yeri yaradan da, dünyayı yaradan da Allah diyorlar. Güneşi de yaradan, doğduran, batıran Allah. Ayı da emri altına alan yine Allah diyorlar. Devam edelim. 63. ayet, aynı sure. Hemen bir ayet atlayalım. Vele in seeltehum, ey Muhammed, sen onlara sorsan ki men nezzele mines semai maen fe ahya bihil erda min ba'di mevtiha. Ölümünden sonra şu tabiatı yağmur yağdırıp da yeşerten kim? Ölü toprağa hayat veren kim diye sor ey Muhammed. Bakın. Leygulun Allah. Elbette ki Allah diyecekler. Bakın müşrikler. Allah'ın şu cenneti haram kıldım dediği o Mekke toplumu bunu söylüyor. Söyleyin bakalım ey müşrikler. Bu toprak ölüp kupkuru oluyor değil mi güzün, kışın? Ya bu ölü toprak. Sonra Nisan ayında, Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında yemyeşil oluyor böyle kupkuru olan o toprak. Yemyeşil bitkilerle bezeniyor. Yağmuru yağdırıp da bunlara hayat veren kim, yeniden dirilten kim diye sorsan diyecekler ki elbette ki Allah. Bakın bunu, bu cevabı veren elbette ki Allah diyenler Müslümanlar değil, müşrikler söylüyor bunu. Ya bize öğretilen müşrikler kim? Burada anlatılan müşrikler kim? Hiç birbirine benziyor mu? Yok. Ağaca taşa taparsa müşrik olur adam diye öğrettiler çünkü. Hiç de böyle bir şeyleri var mı adamların? Hem de vurgulu bir ifadeyle elbette hiç tereddüdümüz yok ki Allah'tır diyecekler. Şimdi gelelim, devam edelim müşriklerin itikadi yönünü anlamaya. Bakın Zuhruf suresini açalım. 43. sure Zuhruf. Zuhruf suresinin 87. ayetini açacağız değerli dostlar. Evet. 494. sayfa. Kıymetli dostlar. Aynı ibare bakın. Vele in seeltehum, onlara sorulsa, o müşriklere sorsanız, men halegahum, sizi yaradan kim? Ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, peygamberi öldürmeye kalkanlar, sizi yaradan kim? Bakın ne cevap veriyorlar? Leyegulünne Allah. Hiç tereddüdümüz yok ki bizi yaradan Allah diyorlar. Ne oldu şimdi? Hani kafir, müşrik, ağaca taşa tapıyordu. Allah yok diyorlardı hani. Bak bizi yaradan Allah diyorlar. Hem de tereddütsüz Allah'tır diyorlar. Ha, şimdi bakın. Devam edelim. Fe enna yukfeku, niye yüz çeviriyorsunuz peki? Madem öyledir de. Sizi yaradandan niye yüz çeviriyorsunuz? Sonra bakın ne diyor Allahu Teala. Ve gılihi, ya Rabbi, inne haulâ kavmin lâ yu'minûn. Ey Rabbim, bunlar iman etmeyen bir topluluktur. Bakın, halbuki iman ediyorlar değil mi? Rabbim Allah'tır diyor.
Bizi yaradan Allah diyorlar. Yağmuru yağdıran Allah dediler. Biraz önceki ayette gördük. Bu tabiatı, ölü toprağı yeniden dirilten Allah dediler. Hiç de şüphemiz yok dediler. Güneşi, ayı, yıldızı, ayı emri altına alıp buyruğu altına sokan Allah diyorlardı. Demin ayetten öğrendik. Gökleri ve yeri yaradan da Allah diyorlardı. Ama bak, bunlar mümin değil diyor Allah. Demek ki bir adam ben Allah'a inanıyorum demekle mümin falan olmuyor değerli dostlar. Bu yetmez. Beni yaradan Allah demekle bir adam mümin olmaz. İblis bunu söylüyordu ayetlerde, bunu biz işledik ders olarak. İblis, yani şeytan dediğimiz varlığın esas ismi İblis'ti. O yoldan çıkınca şeytan lakabını aldı. Allah ona o lakabı taktı. Şeytan, yani azgın, sapkın, yoldan çıkmış anlamında. Bakın, İblis beni yaradan Allah diyor. Beni sen yarattın diyor. Halakteni min narin diyor. Araf suresi 12. ayette. Beni ateşten yarattın Rabbim diyor. Bakın, Allah'a inanıyor. Kendisini Allah'ın yarattığını da kabul ediyor. Hatta bana diyor kıyamet gününe kadar Rabbim mühlet ver diyor. Bakın, ayet ahiret gününe de inanıyor. Ama Allah onun kafir olduğunu söylüyor. Bak, bunlar da ne diyorlar bu Mekke müşrikleri? Bizi yaradan Allah diyorlar. Yağmuru yağdıran Allah diyorlar. Gökleri yeri yaradan Allah diyorlar. Güneşi, ayı sevk ve idare eden, yöneten Allah diyorlar. Ama bunlar mümin değil diyor Allah. Bunlar mümin falan değil, müşrik bunlar. Onların ne müşrik yapıyor onu göreceğiz biraz sonra. Şimdi önce onların bir inanç yapılarını anlatan ayetleri bir bitirelim. Bakın şimdi değerli dostlar, Mü'minun suresi 84. Buradan bayağı bir ayet okuyacağız. Mü'minun suresini açın. 23. sure Mü'minun suresi. Evet. 85. ayet, 84. ayetten itibaren okuyacağız. Sayfa numarası 346. Bakın şimdi. 84. 346. sayfada 84. ayetten itibaren Mü'minun suresi. Okuyoruz şimdi. Kul de ki limenil ardu ve men fiha in kuntum ta'lemu. Biliyorsanız söyleyin, bu dünya ve bu dünyanın içinde bulunanlar kime aittir? Ey müşrikler, ey Mekkeliler, ey insanlar, söyleyin bakalım. Bu dünya ve bu dünyanın içinde bulunanların tamamı. Böcek, kuş, efendim, işte hayvanlar, insanlar, bitkiler, ağaçlar, denizdeki işte varlıklar falan, tamamı kimindir diye onlara bakın soruyor. Sor onlara. Seyegulune diyorlar ki lillah, Allah'ındır. Hani Allah'a inanmıyorlardı bunlar? Allah'ındır diyorlar. Bakın, itikatta bir yanlışları var mı adamlar? Kul de ki onlara, bu cevabı aldıktan sonra bakın, efela tezekkerun, siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Siz bilgilerinizi kullansanıza, hiç düşünmüyor musunuz siz? Niye şirk koşuyorsunuz? Devam edelim. Kul de ki yine onlara, men rabbis semavati, ayet. 86'ya geldik. Kul de ki onlara, men rabbis semavati sebi'i ve rabbul arşil azim. Söyleyin bakalım. 7 kat göğün Rabbi, sahibi ve yüce arşın Rabbi kimdir? Yani yönetim makamında bu kainatı yöneten kimdir diye sor yine onlara. Bakın ne cevap verecekler. Seyegulune lillah, elbette Allah diyecekler. Allah'tır. Müşriklerin verdiği cevaba bakıyor musunuz? Kul efela tettekun, peki korkmaz mısınız, sakınmaz mısınız o Allah'tan? Bakın tekrar devam ediyor. Şimdi geldik 88'e. Kul de ki men biyedihi melekutu
küllü şeyin ve hüve yuciru ve la yucaru aleyhi in kuntum ta'lemun. Biliyorsanız söyleyin. Bütün varlıkların yönetimi elinde olan, bütün kainatın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir? Biliyorsanız söyleyin. Bakın cevap geliyor şimdi. Soru bu. Seyegûlûne lillâh, Allah'tır diyecekler. Görüyor musunuz? Şimdi bunları üst üste koyalım isterseniz. Bakın diyorlar ki müşrikler inançsız insanlar değil. Ağaca taşa tapan insanlar değil. Müşrikler Allah iki tanedir, üç tanedir falan dedikleri yok. Tam tersine müşrikler diyorlar ki gökleri ve yeri yaradan Allah'tır diyorlar. Ankebut suresi 61. Onlar diyorlar ki yağmuru yağdırıp da ölü toprağı dirilten, bize ürünler, meyveler, sebzeler çıkartan Allah'tır diyorlar. Ankebut suresi 63. Kendileri bizi yaradan Allah'tır diyorlar. Zuhruf suresi 87. Hiç şüphemiz yok diyorlar. Yeryüzü ve yeryüzünde bulunan, yani dünya ve dünyanın içinde bulunan her şeyin sahibi Allah'tır diyorlar. Mü'minun suresi 84-85. Göklerin sahibi ve yöneticisi Allah'tır diyorlar. Mü'minun suresi 86-87. Her şeyin yönetimi Allah'a aittir diyorlar. Mü'minun suresi 85-89. Hatta her şeyi koruyan, yöneten Allah'tır diyorlar. Bakın bunlar ayet. Peki bunlar niye müşrik oldular? Biz de böyle inanıyoruz değil mi? Bizim farkımız var mı bunlardan? Aynı şeylere biz de inanıyoruz. Bizi yaradan Allah, yaşatan Allah, yağmuru yağdıran Allah, hatta rızkı veren de Allah. Efendim kainatı sevk ve idare eden, geceyi gündüze verip çeviren, efendim Allah, yağmuru yağdıran Allah, güneşi ayı doğurup batıran Allah. Tamam. Bizden bir farkları yok gördüğünüz gibi Mekke müşriklerinin bu itikadi açıdan bakıldığında. Peki şimdi bunlar nasıl şirk koşuyorlar da müşrik oluyorlar? Ne yapıyorlar da müşrik oluyor insanlar? Sadece Mekke müşriklerinin değil kendimizi de şimdi tartalım. Bakın Ankebut suresinin 65. ayetini açalım. Ankebut suresi 65. Demin Ankebut 61'i okuduk da 65'i okumadık. 403. sayfada. Bakın değerli dostlar. Buyuruyor ki Allah-u Teala 403. sayfa 65. ayet. فَاِذَا رَكُبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ. Onlar, bakın biraz önce işte bizi yaradan Allah'tır diyorlar, yağmur yağdıran Allah, efendim rızık veren Allah, kainatı yöneten Allah, her şeyin sahibi Allah diyorlar. Tamam, burada bir sorun yok ama bakın şimdi. Gemiye bindikleri zaman halisane birer insan olarak, bakın halisane, dini Allah'a has kılıyorlar. Bakın, de'avullaha muhlisine lehüddin, dini Allah'a has kılarak Allah'a dua ediyorlar. Bakın, müşrikler, insanlar, biz kendimizi de koyalım. İnsanlar gemiye bindiğinde, ya batarsam diye bir endişesi var, Rabbim diye içinden geçiriyor. Allah'a dua ediyorlar içten ve samimiyetle. Diyorlar ki sağ salim inşallah biz Allah'ın izniyle gideceğimiz yere ulaşırız diyorlar. Allah'a yalvarıyorlar. Felemma bakın ne zaman ki neccahum ilel birri izahum yuşrikun. Ne var ki diyor Allah-u Teala bu samimi dualardan sonra karaya çıkınca bakarsın ki bunlar Allah'a eş koşmaya başlıyorlar. Karaya çıkınca Allah'a şirk koşmaya başlıyorlar. Şimdi düşünün gemiye bindiler, fırtına çıktı.
Gemi yalpalamaya başladı. Habatta habataca. Dalgalar kabarmış, dağlar gibi dalgalar geliyor. Var mı orada şarkı söyleyecek bir adam? Değil mi? Eğlence, zevk, sefa sürecek o ortamda hiçbir aklı başında bir adam böyle bir şeye kalkışır mı? Ne yapar hepsi birden? Rabbim ne olur bizi karaya çıkar ya. Biz iyi adamlarız aslında. Biz iyi adamlar olacağız. Biz şükredenlerden olacağız Rabbim. Bak dini Allah'a has kılıyorlar. Dikkat edin. Bakın o anda gemi yalpalayınca, batma tehlikesi olunca hiç kimse bir başkasına yalvarmaz. İşte babasına, dayısına, amcasına, torunlarına, çocuklarına çağırmaz. Bizi oğlum gelse de beni kurtarsa diye beklemez. Böyle bir ümidi yoktur. Kimdir? Bilir ki kendisini ancak Allah kurtarır oradan. Bakın işte orada insan fıtratıyla baş başa kalıyor. Ve biliyor ki beni buradan Allah'tan başka kimse kurtaramaz bu denizin ta orta yerinde. Herkes Allah Allah diye yalvarır. E peki diyor Allah. Rüzgarı durdurdu, fırtına dindi, dalgalar sakinleşti ve gemiyi yüzerek limana gitti. Niye ondan sonra Allah'a şirk koşuyorsunuz? Nasıl şirk koşarlar? Onu da düşünelim şimdi. Bakın şöyle anlatırlar. Ulan başımıza bir iş geldi sormayın. Ah başımıza geleni bir bilseniz var ya eve gelip anlatıyor şimdi. Çocuklarına veya arkadaşlarına. Gemi habatta habatacak. Derken birdenbire kaptan bir manevra yaptı. Kurtulduk sağ salim. Bir kısmı böyle anlatır. Bir kısmı da şöyle anlatır. Ulan birdenbire rüzgar kesildi. Öbürü de birdenbire dalgalar deniz süt liman oldu abi. E tamam da rüzgarı durduran kim? Allah değil. Niye unuttun? Yalvardın ya. Dalgaları sükunet erdiren, durun deyip dalgaları, denizi sakinleştiren kim? Allah. Ama sen nereye bağladın bunu? Deniz sanki kendi kendine durdu. Allah'ın falan haberi yok yani. Orada bir katkısı yok. İşte bu şirk. Bakın Firavun, Karun örneğinde olduğu gibi. Karun'dan, işte Kur'an-ı Kerim'deki kıssaların hep böyle hikmeti vardır. Allah boşuna kıssa anlatmaz. Bakın Karun'a diyor Allah öyle mülk verdi ki biz hazinelerinin öyle hazineleri verdi ki hazinesinin anahtarlarını bile taşımak için bir ordusu vardı diyor. Bir topluluğu var. Hus ise hazinenin anahtarlarını taşıyor adamlar. Düşünebiliyor bu kadar hazinesi var. Ama Karun nankör bir adam. Bu örneği niye veriyor Allah? İşte biz de siz de nankörlük etmeyin diyor. Bakın Karun gibi olmak isteyen niceleri de var orada. Keşke Karun'a verilen bize de verilseydi bu hazinelerden. Hatta Karun'a verilenin yarısı bize verilseydi, onda biri, yüzde biri verilseydi diyen de var. Lan ne şanslı şu adam diye gıpta edenler de var. Bu arada Karun'a öğüt veren de aklı başında bir adam var orada. Kasas suresinde. Kasas'ta mıydı, Keyif'te mi? Yanılabilirim, yanlış bilgi vermeyeyim. Bir taraftan bakayım, bir taraftan anlatayım. Bakın sonra evet Kasas suresindeymiş. Kasas suresi 78. ayetten itibaren hatta 76'dan itibaren okuyabilirsiniz. Bakın bir temiz akıl sahibi birisi diyor ki ey Karun ya her şeyin var. Bak sadece şu cemaat senin anahtarlarını taşımakla görevli ya. Yani yemekle bitecek bir şey değil bu. Diyor ki ye iç dünyada nasibini tamam nasiplen dünyada. Ama diyor ahiret yurdunu da ara. Ahiret diye bir yer daha var. Bakın Karun bakın nasıl müşrik oluyor. Karun'un verdiği cevaba bakın. Ne diyor Karun? Bunları ben bilgim sayesinde elde ettim bu serveti. Şimdi Karun'u mesela şöyle düşünün. Diyelim ki bir maden mühendisi gitmiş altın madenlerini bulmuş. Definelerin yerini tespit etmiş. Diyelim ki çok zeki, akıllı bir adam. Bulmuş. Diyor ki ben emek verdim. Ben bilgim sayesinde elde ettim bu hazineleri diyor. Halbuki o akıllı adam ona diyor ki bak ey Karun
Ye iç, bu kadar servete konmuşsun. Ama ahiret yurdunu da unutma, orası için de bir şeyler yap. Yok diyor, ben bilgim sayesinde elde ettim bunları diyor. Bizde de öyle demezler mi? Ulan ben dirsek çürütmedim mi diyor, okul okurken diyor. Ben emek verdim diyor, tabii yiyeceğim çatır çatır diyor. Bana ne fakirden fukaradan diyor. Ben gecemi gündüzüme kattım, ders çalıştım diyor. E tamam da, ey insan, ders çalıştın. Sana Allah onları nasip etmeseydi ne olacaktı? Sana o aklı vermeseydi ne olacaktı? Sana o zekiliği vermeseydi ne olacaktı? O anlama kabiliyetini sana vermeseydi ne olacaktı? Allah sana o okulları bitirmeyi nasip etmeseydi de okulun yarıda kalsaydı ne olacaktı? Mecbur muydu yani Allah? Ey Karun, sana Allah o hazineleri vermeye mecbur muydu? Evet, sen bilgin sayesinde elde edebilirsin ama o bilgiyi sen Allah'ın verdiği akılla elde ettin. Bakın işte Karun bilgiye taptı bakın. Allah'a şirk koştu. Kendi nefsini ben kazandım diyor. Allah nasip etti falan demiyor. İşte bu şirk, nefsini ilahlaştırması. Ve derken Allah diyor ki hazineleriyle beraber onu yerin dibine soktuk. Ve onun hazineleriyle beraber yerin dibine batırıldığını gören, daha önce keşke Karun'a verilen gibi bize de verilseydi diyenler dediler ki, iyi ki Allah bize Karun'a verdiğini vermemiş, yoksa baksana biz de mahvolup gidecektik. Bak Karun'a diyor, o serveti, o hazineleri hiç fayda vermedi. Gördünüz mü? Bir anda yok olup gitti. Karun servetini kaybetti, hayatını da kaybetti. Gördünüz mü? Eğer Allah yok gibi davranırsa bir insan işte böyle olur. Evet. İşte Bismillah o demektir. Aklımdasın Rabbim. Senin adınla başlıyorum. Senin adınla yemek yiyorum. Seni unutmadım. Bismillah. Allah var. Sen varsın Rabbim. Aklımdasın. Sofraya da böyle oturur, sofradan da böyle kalkar. Yatağına da böyle, işine giderken de böyle gider, evine girerken de böyle girer. Bismillah. Karun olur yoksa. Karun gibi olur. Allah yokmuş gibi yaşar. İşte bu gemidekiler de limana sığındı, işi sağlam aldı ya, köprüyü geçene kadar hani affedersiniz, eşeğe dayı deme hikayesini hepiniz bilirsiniz. Allah'ı güya kendi akıllarınca kullandılar. Sıkıştılar, Allah Allah dediler. Allah dalgaları durdurdu, rüzgarı durdurdu. Gemi sükunete erdi. Sağ salim karaya çıktılar, Allah'ı unuttular. Oradan kurtuluşlarını Allah'tan bilmiyorlar, dikkat edin. Kaptan öyle bir manevra yaptı diyor. Bir kısmı bir kısmı da diyor ki, bir anda diyor hava pırıl pırıl oldu, rüzgar kesildi. E tamam da rüzgara kim emretti de kesildi? Yağmur durdu, efendim, dalgalar sakin, denize kim emretti? Gördünüz mü? İşte şirk böyle bir şey. Kalpleri kaydı. Peki ne olacak şimdi? Onu da sonra anlatacaktım ama. Bakın her mümin için şirke düşmek söz konusudur. Günde belki 10 defa şirke giriyoruz. Ama Allah'ın nebisinin yaptığı duada olduğu gibi Rabbim, şirke düşmekten bizi muhafaza eyle. Hepimiz şirke düşeriz. Ama bir adam yani müşrik olduğunda şirk koşana müşrik deniyor. Bir daha dine giremez demek değil ki Rabbim hata yaptım, bağışla dersin, mesele biter. Bakın İslam'a girmek de çok kolaydır, çıkmak da çok kolaydır. Bir Müslüman şirke bata çıka bata çıka hayat yolculuğunu tamamlar. Önemli olan müşrik olarak can vermemektir. Peygamberler için bile şirk söz konusudur ki bakın iki tane ayet göndermiş Allah. Okuduk, Enam suresi 89'du. Evet, Enam pardon 88, birisi de Zümer 65. Le'in eşrakte, ey Muhammed sen bile şirk koşacak olursan le'ahbeten namelü kâmeli boşa gidecek ve le'tekunenne minel hasirin ve hüsrana uğrayacaksın. Mesela namazı
Gösteriş için kılan adam şirke düşmüştür. Desinler diye ibadet eden adam şirk koşmuş demektir. Ne yapacak? Yanlış yaptığını hatırlayacak, yanlış yaptı. Halbuki ben Allah için kılmam gerekiyordu ya. Bana ne el alem ne derse desin ya, el alemden aferin alacağım diye ben Allah için kılmam gereken namazı el alem için kıldım ya. Rabbim bağışla beni diyecek, mesele bu kadar ya. Bu kadar basit. Şirke düştü ve çıktı. Olay bu. Çünkü ibadet yalnız Allah için yapılır. Yeri gelmişken bir şeyi hatırlatayım. Geçen haftadan bunu anlatmaya fırsat bulamamıştım. Bakın. Bakın, namazı sünnetlerini kılıyor. İnsanlarımızın çoğu sünnetleriyle beraber kılıyorlar. Saygı duyuyoruz. Güzel olur. Tamam. Biz de her zaman kılmasak da sünnetlere de elimizden geldiği kadar riayet etmeye çalışıyoruz. Ama bir insan farz olan namazları kıldığında Allah'a karşı namaz borcunu, görevini ifa etmiş olur. Namaz borcu dedim, yanlış konuştum. Namaz senin borcun diye anlatırlar. Kesinlikle öyle bakmayın olaya. Namaz borç falan değil. Namaza borç olarak bakılınca namaz konusu olacak inşallah ileride, bunu konuşurum. Orada anlatırım. Namaz borcumuz değil, görevimiz. Namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Yani sen namaz kılmazsan Allah'a borçlu oluyorsun. Yani kılınca bu sefer ulan borcu da ödedik de kurtulduk şundan der gibi bir tavır takınıyor işte insanlar. Şu namazı da bir kılalım da rahatlayalım, aradan çıksın. Hayır, namaza senin ihtiyacın. Namaz seni adam edecek, seni olgunlaştıracak. Tüm ibadetler bunun içindir. Geçiyorum. Sünnetleri çoğu insanlar kılarken, bakın, ben kılmıyorum deseniz size ne diyorlar biliyor musun? Olmaz. Niye? Ya sünnetleri kılacaksın diyor. Kılmazsan peygamber sana diyor şefaat etmez. Mahşer günü peygamber diyecek ki, ya Rabbi sen bu kulunu ateşe, cehenneme atma. Bu benim sünnetlerimi çok kılardı. Bana da çok salavat da getirirdi diyecekmiş. Peygamber şefaat edip onu cehennemden kurtaracakmış. Böyle inanıyor adam. Ve bunun için sünnetleri kılıyor çoğu. Bakın çoğu. Peki o zaman bu adam şirk koşmuş olmuyor mu? Gelin bunu beraber düşünelim. Bakın, ibadet yalnız Allah için yapılır. Yalnız Allah için. Peki peygamber için kılıyorsun sen şimdi sünneti. Tehlikeyi görüyor musunuz? Ya peygamber için ibadet yapılmaz ki. Allah için yapılır ibadet. Ve bu kulluk göstergesidir. Biz Allah'ın kuluyuz. Kulluk kulu olduğumuzu, bakın, ibadet ederek gösteriyoruz. Ona tapınıyoruz. Sen sünneti eğer peygamber için kılıyorsan peygambere tapıyorsun. Şirk koşuyorsun ya. Peygamberi Allah'a ortak yapıyorsun. Eş tutuyorsun. Farzı Allah için, sünneti peygamber için. Allah'la peygamberi eşitledin. Onun için de namaz kılıyorsun peygamber için. Oldu mu bu? Bu şirk değil de ne? Sünnet kılıyorsanız sünneti de Allah için kılacaksınız. Sünnete de biz niyet ederken zaten öyle demiyoruz muyuz? Neveytü en usalliye lillahi teala salata heze zuhri mesela. Yani Allah için namaza, sünnete de Allah için diye niyet ediyorsun dilinle, ama kalbindeki niyet peygamberin şefaatini kazanmak. Bir anlamda peygamberin rızasını kazanmak. Olmaz. Allah'ın rızası için kılacaksın kardeş. Yoksa Allah muhafaza şirke düşersin. Bunu namaz konusunda yine konuşuruz inşallah. Şimdi kıymetli dostlar, şimdi Ankebut suresi 65 dedik. Gemi örneğini verdi Rabbimiz. Bakın onun üzerinden bir mesaj verdi bize. Şimdi bakın, Araf suresi 189'u açalım. Araf, bu akşam biraz vaktinizi alacağım. İnşallah bitirelim çünkü bu dördüncü haftamız. Araf suresinin 189-190. Bakın, şirk çeşidinden birisi daha gelecek burada. Bakın insanlar öyle şirk sanıldığı gibi Allah ikidir, üçtür demekle olmuyor yani. Şimdi değerli dostlar, Araf suresinin 174. sayfada 189-190. ayetlerine bakacağız. 174. sayfayı açın lütfen.
Bakın Allah-u Teala buyuruyor ki, mealini okuyayım isterseniz, sadece bizim konumuzla bağlantılı kısmını Arapçasını okuyacağım. Sizi bir tek candan yaradan, kendisiyle mutlu olasınız diye ondan da eşini yaradan Allah'tır. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir, yani hamile kalır. Bakın şimdi dikkat edin. Onu bir süre taşır karnında, hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakarırlar. Bakın yakarırlar dediğine göre hem kadın yakarıyor hem kocası yakarıyor. Bakın şimdi. Nasıl yakarıyorlar bakın. Kadın hamile kalmış. Yani bir evli bir çift. Kadınla birleşiyorlar ve hamile kalıyor kadın. Kadın hamile kalınca bakın hem baba hem anne şu yakarışta bulunuyor. Bakın Allah'a yalvarıyorlar, diyorlar ki Rabbehuma le'in, ey Rabbimiz, şayet ateytena salihan, bize salih bir evlat verirsen, yani karım hamile diyor erkek, salih bir evlat bize verirsen, kadın da diyor ki ben hamileyim Rabbim, salih bir evlat verirsen bize, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِر۪ينَ, şükredenlerden olacağız. Hem eşim hem ben, biz şükredenlerden olacağız. Sağ salim bize bir evlat ver. Hanımın karnındaki çocuğu sağ salim doğurmasını nasip eyle ya Rabbi diye erkek yalvarıyor. Kadın da aynı şekilde yalvarıyor. Şükredenlerden olacağız. Bakın şimdi devamını okuyalım. فَلَمَّا, ne zaman ki اَتَاهُمَا صَالِحًا, ne zaman ki biz onlara salih bir çocuk verdiğimizde kendilerine, bakın şimdi devamını. Ceala lehu şürekâe, hemen şirk koşmaya başlıyorlar. Fîmâ âtâhumâ, her ikisi de Allah'a ortak koşmaya başlarlar. فَتَعَالَ اللّٰهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ, halbuki Allah onların ortak koştuğu şeylerden yücedir, münezzehtir. Şimdi bunlar nasıl, işte Karun örneğinde olduğu gibi veya gemi yalpalayınca Allah'a yalvarıp da sağ salim limana çıkınca Allah'ı unutanların bir benzer tavrını da bunlar sergiliyorlar. Nasıl olsa diyorlar, çocuk doğdu sağ salim, eli sağlam, gözü sağlam, duyuyor, işitiyor, ağlıyor, tamam. Uzuvlarında bir eksiklik yok. Doktor da dedi ki sağlıklı bir evladınız oldu, gözünüz aydın, tamam. Allah'a artık ihtiyaçları kalmadı değil mi bu adamlar? Öyle düşünüyor işte, Allah'a şirk koşma bu. O yalvarmaları, yakarmaları unuttular. Görüyor musunuz? İşte yine bir başka ayette çocuk sevgisinden bahsediyor. Çocuk sevgisi bazen Allah sevgisini bastırır. Burada da bir şirk söz konusu. Çünkü Allah diyor ki ayeti kerimede, müminlerin Allah'a karşı duyduğu sevgi her şeyin üzerindedir. Öyle olmalıdır. Yani Allah ilk sırada olacak müminlere göre. Ben müminim diyenler Allah'ı birinci sıraya, ilk sıraya koyacak. Bakın korkarken de Allah'ı ilk sıraya koyacaklar. Ya milletten korkuyor, ondan korkuyor, falancı beni vurur, bilmem ne yapar, beni döver. Millet ne der? Ya Allah ne der, ne zaman sen aklına getireceksin ey Müslüman? Müslüman Allah ne der'e bakar önce. Onu önceleyecek. Allah nedir? Önceliği bu olacak. Allah nedir? İki, ben en çok Allah'ı seviyorum diyecek. İlk sıraya Allah'ı koyacak. Ben en çok Allah'tan sakınıyorum, ondan korkuyorum diyecek. E peki, hangimizde var bu? Millet ne derli ömrümüz geçti. Kurban kesmezsek millet ne der dedik daha dün. Kesmedi derler falan filan. Allah nedir'e bakan kaç kişi var? Veyahut kaç kişi
hayvanı, kestiği kurbanın üçte birini kendine ayırıp da üçte ikisini dağıttı. Kur'an-ı Kerim'de var bu. Üçe bölüneceği var Hac suresinde. Bunu da işledik yani. Eşe dosta da verin dedi, fakire de verin, kendiniz de yiyin. Bak üç bölüm. Ama ben görüyorum ve biliyorum, şahit oluyorum ki üçte birini ancak dağıttı. Çoğunluk üçte ikiyi kendine sakladı. Evet, geçiyorum. Şimdi bir başka örneğe geçelim. Bakın Zümer suresi 3. Bazen insanlar şu hataya düşerler. Zümer suresini açalım. 39. sure. Bu Zümer suresini çok okuyalım kıymetli dostlar. Müthiş bir sure. Özellikle şirk konusunda. Bakın Zümer suresi 3. ayette şunu vurguluyor Allah. 3. ayet değil de 2. ayetten başlayarak okuyalım. Bakın diyor ki Allah-u Teala Estağfirullah. İnne enzelna ileykel kitabe bil hakki. Gerçekleri içeren bu kitabı biz sana indirdik ya Muhammed. Sana bu gerçekleri, hakikatleri içeren kitabı indiren Allah'tır. Fe'budillâhe. O halde sen yalnız ona kul ol. Muhlisen lehüddin. Dini de yalnız Allah'a has kıl. Yani yaptıklarını yalnız Allah için yap. Bakın Müslüman yaptıklarını yalnız Allah için yapacak. Bu çok önemli. Bakın sadece Allah için yapacak. İşte İyyâke nâbüdü ve İyyâke nestaîn. Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım isteriz. Mümin yalnız Allah'a kul olacak. Ahiretle alakalı sıkıntılarını da ve hatta dünyevi isteklerini de yalnız Allah'tan isteyecek. Bakın sadeceler şeyisi. Sadece ve sadece. Yalnız ve yalnız. Bak, ey Muhammed, biz hakikati içeren bu kitabı sana indirdik ki, şunun için sen yalnızca Allah'a kul ol diye ve dini yalnız Allah'a has kıl. Yani din adına yaptıklarını yalnızca Allah için yapacaksın. Peki Hazreti Muhammed'e bu emir verildi de bize verilmedi mi ya? E bize de aynı emir verildi. Ama bakın şimdi, olay değişecek şimdi. Elâ lillâhid dinül halis. Haberiniz olsun ki Allah'ın dini halis bir dindir. Yani hiçbir ilave kabul etmez. Yama kabul etmez Allah'ın dini. Yamaya ihtiyacı yoktur. Allah'ın dini eksiksizdir. Allah'ın dini kemale ermiştir. Ne zaman? Kur'an'ın son ayetiyle, Maide suresi 3. ayetle beraber Allah'ın dini tamamlanmıştır. Gel gör ki öyle mi inanıyor insanlar? Camiyi ardına kadar dolduran insanlara gidin sorun bakalım. Din nedir deyin, dini kim tamamladı deyin. Aa, peygamberin hadisleriyle din tamamlandı canım, Buhari'nin kitabını. Ya Buhari peygamberin ölümünden 200 sene sonra doğdu. Halbuki Buhari'den 200 yıl önce Allah dini ben tamamladım dedi. Siz bu ayeti okumuyor musunuz? Siz bu ayete inanmıyor musunuz? Allah yalan mı söyledi? Sizin inancınıza göre dini Buhari tamamladı. Halbuki Allah diyor ki ben tamamladım. El yevme ekmeltü leküm dineküm, dininizi ben kemale erdirdim. Tamamladım diyor. İnanmıyorsunuz ki. Ama namaz kılıyorsunuz. Ayete inanmıyorsunuz ama namaz kılıyorsunuz. Ya önce iman lazım, sonra amel lazım. Senin imanın yok ki sen namaz kılsan neye yarar ki? Önce iman lazım. Sen Allah'ın dininin Kur'an olduğunu bile kabul etmiyorsunuz. Bu arada aklıma gelmişken haftaya inşallah İslam eşittir Kur'an demektir konusunu ele alacağız. İslam Kur'an demektir. Din Kur'an demektir. Din rivayet demek değildir. Din hadis demek değildir. Din Buhari demek değildir. Din Allah'ın dediklerinden oluşan bir şeydir. Dinin sahibi Allah'tır. Ve bu dinin kitabı Kur'an'dır. Bu dinin özelliklerini, emirlerini, yasaklarını Allah bir kitap göndererek bize bildirmiştir ve bu kitaptan sizi sorgulayacağım demiştir. Bu kadar. İslam demek Kur'an demektir. Bunu delilleriyle inşallah haftaya Allah nasip ederse işlemeye çalışacağız. Şimdi dönelim tekrar buraya.
Haberiniz olsun ki Allah'ın dini halis bir dindir. Sakın ola ki bu dine hiçbir şey ilave yapmaya kalkmayın. Şimdi okuyorum. Ama insanlar durur mu burada? Durmaz. İlave yapan yapana. Çoğunlukla da iyi niyetle ilave yapılır. Bak canım ne zararı var diyerek ilave yapılır. Bakın şimdi işte burada bazı insanlar bu ilaveyi yapmışlar ama Allah onlara ne demiş bakın öğrenelim. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Tuttu bazıları Allah'la aralarına evliya diyerek birilerini koydu. Bazı insanları evliya diyerek Allah'la kendi arasına koyuyor. Bak dikkat edin. Adam diyor ki, bakın, bunlar Allah'ın dostu, bunlar evliya diyor ya. Allah'ın evliya kulları. Kendisiyle Allah arasına koyuyor, kendisini aşağıda kabul ediyor. Bunlar seçkin insanlar. Bunlar Allah'ın has kulları. Allah en yukarıda ama arada bunlar var. Bunların yüzü suyu hürmetine biz Allah'tan isteriz diyorlar. Bu mübareklerin duaları ancak kabul olur. Biz kim oluyoruz ki? Bakın, gördünüz mü şimdi? وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ İnsanlardan bazıları Allah'la kendi arasına bazı evliyayı yerleştirir. Onlara deseniz ki ya bunlar ne? Allah'la araya falancının hürmetine ya Rabbi. İşte ya Rabbi falan falanların ruhu şey hürmetine senden istiyorum falan dediğinde siz ona deseniz ki ya sen niye Allah'la arana bunları koyuyorsun? Deseniz, bakın ne derler. Mana buduhu. Ya koyduk da ne oldu yani biz tapmıyoruz ya bunlara. Peki niye koydunuz Allah'la aranıza? İlla liyugarribuna ilallahi zülfa. Ya bizim bunları taptığımız falan yok. Bizi bunlar Allah'a daha fazla yaklaştırsın diye biz bunları Allah'la aramıza koyduk, evliyalar edindik. Onların yüzü su hürmetini istiyoruz biz. Başka bir niyetimiz yok ki bak. لِيُغَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Allah'a biraz daha fazla yaklaşalım diye yapıyoruz bunu. Bunda ne kötülük var diyor. Taptığımız yok ya bunlara. Ama Allah ne diyor? Bakın. Adamların niyetleri gayet temiz değil mi? Allah'a daha fazla yaklaşalım. Bizi yaklaştırsın diye bunları evliya edindik diyorlar. Ama Allah'ın ve bakın ne diyor? Verdiği şeye bakın şimdi hükme. اِنَّ اللّٰهَ Şüphe yok ya Allah. يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ Onların arasında hükmünü verecek. فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ İhtilafa, ayrılığa düştükleri bu konuda hükmünü mahşerde verecek. اِنَّ اللّٰهَ Şüphe yok ki لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَازِبٌ كَفَّارٌ Allah hiçbir kafiri, yalancı kafiri Allah'ın ayetlerini görmezden gelen demektir. Bakın kafir örten, hakikati gizleyenleri Allah doğru yola iletmez, hidayete erdirmez diyor bak. Yani bu adamlar yalan konuşuyor. Bunlar kafirlik yapıyorlar diyor Allah. Bakın Allah'la arasına aracı koyanlara Allah kafir diyor ayet burada. Zümer suresi 3. ayet. Bakın ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ف۪ي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَازِبٌ كَفَّارٌ Allah hiçbir yalancı kafiri doğru yola iletmez. Bunlar yalan konuşuyor. Bunlar hakikati örtüyor. Ve kafir oluyor. Peki hangi hakikati örtüyor bunlar? Allah'la arasına evliya koymak bu ayete göre kafirlik oluyor. Bunları ben hidayete erdirmem diyor Allah. Bunlar yalancı ve kafir diyor. Allah Allah. Halbuki bunlar Allah'a yaklaşmaya çalışıyorlarmış. Baksanıza. Nasıl kafir oluyor bunlar? Kafir hakikati gizleyen demek. Mesela bunlar Kaf suresinin 16. ayetini inkar etmiş oluyorlar, gizlemiş oluyorlar. Görmezden geliyorlar. Ne diyordu orada Allah-u Teala? وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Allah kuluna şah damarından bile yakındır. Halbuki bunlar ne diyorlar? Allah'la biz bunları aramıza koyuyoruz ki bizi bunlar Allah'a yaklaştırsın. Bakın iki tane birden inci diyelim hani gene de şey yapmayalım.
İki saçmalıkta bulunuyorlar. Bir, Allah'ı uzakta zannediyorlar. Allah bize şah damarımızda daha yakın olduğunu söylüyor ayette. Hatta Bakara suresi 185'te de var. Kullarım beni senden sorarlar ya Muhammed. Onlara ben çok yakınım. Dua ettiklerini işitirim. Başka ayetler var. Nerede olursanız olun Allah sizinle beraberdir. İki kişi konuşsa üçüncüsü Allah'tır. Üç kişi konuşsa dördüncü, dört kişi konuşsa beşincisi Allah'tır diyor. Ya siz Allah'ı bir kere uzakta kabul etmekle bir kere bu ayetlere inanmamış oluyorsunuz. Bakın ayetlere karşı kafirlik yapıyorsunuz. Allah uzakta mı ki? Şah damarından bile yakın. Bakın kaç tane ayeti görmezden geliyorlar. İşte kafir oluyor. Allah'ın ayetini hem kabul etmiyor hem de gizlemiş oluyor. Görüyor musunuz? Kaç tane ayeti inkar etmiş oluyorlar. İşte onun için Allah bunlara kafir diyor. İşte Mekke müşriklerini de kafir yapan, müşrik yapan buydu değerli Kur'an dostları. Onlar da diyorlardı ki, biz günahkar adamlarız ya, bizim duamızı Allah kabul etmez ki. Ne olacak? Diyorlardı ki, Lat, Menat, Uzza. Mekke müşriklerinin, bakın ilahları bunlardı. Yani Allah'la arasına koyduğu üç varlık, bunlar aslında meleklerin isimleriydi. Nuh Aleyhisselam'ın da beş tane şefaatine inandığı varlık vardı mesela. Yani her toplumun kendince Allah katında şefaatine inandığı varlıklar vardı. Üstün tuttukları, bizi şefaat edecek diye inandıkları varlıklar vardı. Mekke toplumu da Lat, Menat, Uzza. Allah'ın isimlerinden esinerek, bakın melekleri diyor Allah, o müşriklerin hatalarını şimdi sayalım bakın. Mekke toplumu Allah'a inanıyor. Ayetlerde gördük. Bizi yaradan o diyorlar. Kainatı yöneten o, yağmuru yağdıran o, rızkı veren o, güneşi, ayı, yıldızı sevk eden o. Her şeyi çekip çeviren o diyorlar. Hiç bakın bir şeyleri yok, eksik yok. Tıpkı bizim gibi inanıyorlar. Ama bir hataları var. Allah diyor ki tuttular, melekleri dişi saydılar. Meleklere de inanıyorlar bakın. Ama dişi olarak kabul ediyorlar. Ve Allah da diyor ki ya ben yaratırken siz orada mıydınız? Yaratılışına mı şahit olduğunuzda dişi sayıyorsunuz? Meleklerin cinselliği, cinsiyeti olmaz ki. Yani siz erkek olduğun dişi olduğunu nereden biliyorsunuz? Melekler gözle görülmeyen varlıklar. Ama diyor bu Mekke mülk toplumu bu inançlarının yanında bakın melekleri dişi sayarak müşrik oldular. Peki şimdi size bir şey çağrışım yapıyor mu bu? Bana çok yapıyor. Benim bir sürü akrabam var, ismi Melek. Hem de akrabalarımın çoğu da hacı, hoca, namazlı, niyazlı insanlar. Sizin de vardır. Mekke, Ebu Cehiller melekleri dişi saymış da sanki bizimkiler saymamış. Bizim namazlı, niyazlı, hacı abilerimiz, amcalarımız da torunlarına, kızlarına efendim melek ismini takmışlar. Hiç erkeklere melek ismi takanı duydunuz mu siz? Erkeklere Ali, Veli, Ahmet, Mehmet ama kız çocuğuna melek ismi takıyor. Peki o Ebu Leheb'den ne farkın var senin? Ebu Leheb de senin gibi dişi sayıyordu. Kız çocukları gibi dişi sayıyordu melekleri. Bizimkiler de kız çocuklarına melek ismi takıyor. Görüyor musunuz cehaleti? Bize Mekke müşriği deyince o canım bizimle ne ilgisi var? Bu ayetleri okumaya bile gerek yok zannediyor adam. Haberi yok. Tıpatıp aynısını yapıyor adam. Şimdi devam edelim bakın değerli dostlar. Mekke müşriklerinin hatası, melekleri dişi saymaları ve bakın yine doğrunun yanında yanlışları. Melekleri Allah'ın kızları diyorlar. Dişi sayıyorlar ve Allah'ın kızları diyorlar. İki, doğru inançlarını söyleyelim melek algılarını. Melek algıları da şu, tıpkı Kur'an'da anlatılan gibi. Allah diyor ki ayette, her insanın sağında ve solunda gözcü melekler vardır. Her ne iş yapsa kaydederler, her ne söz söylediklerini de kaydederler. Mekke toplumu da aynen böyle inanıyor. Diyorlar ki, melekler bizi görüyor, işitiyor, bizimle her an beraber. Bizim Allah'tan istemeye yüzümüz yok, biz günahkar insanlarız, bizim duamızdan ne olur? Tarikatçilerden çok duyarsınız.
Dualarımız niye kabul olamıyor biliyor musunuz derler. Neden? Çünkü günahsız ağızlarla dualar olursa kabul olur. Onu da ancak Allah dostları yapar. Biz kim oluyoruz ki? Gidersin Efendi Hazretlerinin elini eteğini öpersin. Derdini ona anlatırsın. O Allah'a arz eder. Allah da onun hatırına senin duanı kabul eder diyor. Ebu Leheb de aynen böyle yaptı işte. Diyordu ki bakın. Melekler bizi görüyor ve işitiyor. Doğru. Kur'an'da bunu söylüyor zaten. Biz zaten onlar Allah'ın kızları diyorlar. Biz isteriz. Onlardan isteyelim. Onlar bizim isteğimizi Allah'a iletirler. Biz bu günahkar ağızlarla Allah'tan istesek Allah zaten kabul etmez ki. Günahsız ağızlarla dua yapılması lazım ki Allah kabul etsin. Melekler günahsız olur. Zaten Allah'ın kızları diyorlar. Biz meleklerden isteyelim. Melekler bizim istediklerimizi Allah'a iletirler. Böylece Allah kabul eder. Kızlarının hatırına, meleklerin hatırına duamızı kabul eder. Bakın yaptıkları, bunları müşrik yapan olay bu. Kimi hatırlatıyor sizi bu tavır? Günahsız ağızlarla dua yapılacak diye sizi bir yerlere gönderenler, senin duandan ne olur be adam diyenler, aynı şeyi yapmış olmuyorlar mı? Evet. Şimdi değerli dostlar, Zümer suresi bakın, iyi niyetli adamlar kafir ve müşrik oluyorlar. Allah'a yaklaşalım diye niyetleri güzel ama başvurdukları yöntem yanlış. Tıpkı müşriklerin yaptığını yapıyorlar. Ebu Leheb gibi davranıyorlar. Allah'ı uzakta görüp araya birilerini koyuyorlar. Allah'la aranıza kimi koyarsanız koyun, Hazreti Muhammed'i de koysanız şirk koşmuş olursunuz. Çünkü Allah'tan isteyeceksiniz. Devam edelim. Kafalarına göre şefaatçiler uydurdular, müşrikler uydururlar. Mesela Yunus suresinin 5. ayetini, pardon, Yunus 18'i açalım değerli dostlar. Biraz hızlı gideyim, bitirmeye çalışayım. Yunus suresinin 18. ayet. Hemen sayfa numarasını söyleyeyim size. 209. Bakın Arapçasını okumayayım çünkü bayağı bir vakit ilerlemiş. Allah'ı bırakıp da diye mana vermiş. Öyle vermeyeyim. Doğrusunu söyleyelim bir. Çünkü veya budune min dunillahi diyor Allahu Teala. Bakın Allah'a yakındır diyerek. Bakın Allah'a yakındır diyerek. İşte o evliya. Evliya deyince aklınıza kim geliyor? Allah'a yakın olan insanlar geliyor değil mi? İşte bu. Allah'a yakındır diyerek size fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Bakın, kendilerine fayda ve zarar da veremeyecek olan şeylere, kişilere, şeylere de değil, o insanlara tapıyorlar. Evliya dediği kimselere adam tapıyor. Allah'a yakındır diye evliya ediniyor ve o evliyaya tapıyor. Nasıl, ne yapmakla tapıyor? Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Demiyorlar mı bilmem kim hazretlerinin şefaatine bizi nail eyle. Sahabenin, tabiinin, tebeüt tabiinin, değil mi, sayıyor şehitlerin, bilmemlerin şefaatine bizi nail eyle diye dua etmiyorlar mı? İyi, şimdi bakın Allah ne diyecek onlara. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Onlara şöyle söyle ya Muhammed. Göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi mi siz Allah'a haber vermeye kalkıyorsunuz? Yani mahşer gününde bunlar size şefaat edecek öyle mi? Kim dedi size bunu diyor Allah? Kim dedi? Mahşerde şefaatçiler olacak da benim bundan haberim niye yok diyor Allah? Mahşerde halbuki hiçbir şefaat yok değil mi? Bakara 48, 123, 254 sayın gitsin. Ya mahşer gününün sahibi benim diyor Allah. Maliki yevmiddin değil mi Allah? Peki o mahşer gününün sahibi benim, hakimi benim, söz sahibi benim ama demek orada bazıları şefaat edecek, benim bundan haberim yok öyle mi diyor Allah? Kim dedi size orada o birilerinin şefaat edeceğini diyor Allah? İşte Kur'an'dan beslenmiyor ki insanlar.
Falan kaynaklarda yazıyor ya, alimler bir sürü kitapta yazıyor. Ya kardeşim, senin iman etmek zorunda olduğun kitap bu kitap ya. Bu kitabın neresinde gördün sen mahşer günü şefaat edileceğine dair bir ayet gördün mü hiç? Sen şefaatçini kendin tayin ediyorsun. Ya peygamberleri bile ben hesaba çekeceğim diyor Araf suresi 6. ayette Allah. Sen diyorsun ki o peygamber bana şefaat edecek. Sonra bir de utanmadan bak şimdi. Hem peygamber bana şefaat edecek diyorsun, hem de peygambere bir yerde Kur'an okunduğu zaman sevap göndermeye kalkıyorsun. Ya Rabbi, elde edilen sevabı peygamberin ruhuna gönderiyoruz öncelikle diyorsun. Ya bu ne yaman çelişki böyle? Bu ne bu komedi böyle? Hem sevap gönderiyorsun hem beni kurtaracak diye inanıyorsun. İşte Mekke toplumu da bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlardı. Lat, Menat, Uzza için. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de aynı şekilde 5 tane şefaatçi edilmişti. Nesr, Yevuk, Süva, Yeguz, biri gelmedi aklıma. 5 tane de onun Nuh suresinde var isimler. İnsanı müşrik yapar işte bu şefaat inancı. Devam edelim. Kıymetli dostlar, çabuk geçelim. Ahkaf suresi 5'i açalım hemen. 501. sayfa diye hatırlıyorum. İnşallah doğrudur. Bakın, ölülerden yardım isteyenler. Şimdi onu, o da adamı müşrik yapar. 501. sayfa da olabilir. Evet, 501. sayfa, Ahkaf suresi 5. ayet. Bakın Yüce Rabbimiz buyuruyor ki 501. sayfa, 5. ayet. Hatta 4'ten okumak istiyorum bunu. Daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Bakın diyor ki Allahu Teala: "Kul eraeytum, görüyor musunuz? Ma ted'une min dunillahi, Allah'a yakındır diye dua ettiklerinizi." Eruni maza halagu minel ardi emlehum şirkün fis semavat. Ya Allah'a yakındır diyerek kendilerinden medet umduklarınız var ya, medet umuyor ya şeyhinden, efendi hazretlerine falan. Hatta son nefesinde şeytan gelecekmiş de onun imanını çalmaya, efendi hazretlerine bağlıysa efendi hazretleri onu şeytanın şerrinden koruyacakmış, imanla göç etmesini sağlayacakmış. Böyle inanışlar tarikatlarda var. Bakın ne diyor Allah? Allah'a yakındır diyerek kendilerinden medet umduklarınız, o tanrıları hiç düşündünüz mü? Onlar işte birer tanrı, birer ilah. Sen ne kadar öyle demesen de. Diyor ki Allahu Teala, bakın şimdi. Söyleyin bakalım, bunlar diyor yerden herhangi bir parça yarattılar mı? Ya dünyada yarattıkları bir zerre var mı bunların? Bir şey yaratabiliyor mu bunlar? Senin medet umduğun kişiler, peygamberden de medet umuyorsan, peygamber bir şey yaratabiliyor mu bu dünyada? Bir çakıl taşı olsun yaratabiliyor mu? Yok. Yaratan sadece Allah'tır, değil mi? Peki o zaman, bakın şimdi. Gösterin bana bakalım. Neyi yarattı sizin o medet umduklarınız? Yoksa göklerde onların ortaklığı mı var? Allah'la ortaklığı mı var yoksa onların? Hani burada dedi ya, minel arde emlehum şirkün fis semavat. Göklerde ortaklığı mı var Allah'la bunların? Sizin medet umduklarınızın Allah'la bir ortaklığı var mı? Yok. Bakın şimdi diyor ki, İtuni bi kitabin min gabli heza ev esaretin min ilmin in kuntum sadikin. Eğer iddianız gerçek ise, iddianızda samimiyseniz, bana bir kitap getirin bakalım, delilinizi. Bir gösterin kitaptan, bunun yerini gösterin bakayım. Sizin bu medet beklediğiniz, imdat istediğiniz, menfaatini umduğunuz, bana şefaat edecek dediğiniz adamların böyle bir yetkisi olduğuna dair bir kitap, bir kaynak, bir ayet gösterin bakalım. Yok.
Şimdi gelelim 5. ayete. Bakın ne diyor Allah. وَمَنْ اَدَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'a yakındır diye. Bakın. Kendisine dua edip yakarandan daha aptal, daha sapkın kim olabilir ki? مَنْ لَا يَسْتَجِبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Bunlar onların duasını işitmez, dualarına da icabet işitmediği için duasını zaten icabet edemez. İşitseydi bile icabet edemezdi. İlâ yevmil kıyameti, kıyamet gününde zaten işitecek. Dualarını bırak bu dünyada işitmesini, işitmesi mümkün değil. Ahiret gününde kendisine bildirilince işitecek. Bakın, وَهُمْ اَنْ دُوَاهِمْ غَافِلُونَ Onların duasından bile gafildir. Şimdi toplayarak söylüyorum bakın. Allah'a yakındır diye, Allah'tan değil de, kendisine cevap veremeyecek olanlara yalvarandan daha sapık kim olabilir diyor Allah. Yani türbeye gidiyorsun, bakın şimdi, bu dua ibadetin özüdür değil mi? Hadis var. Hatta ibadetin iliğidir. Bunu da şeyden öğreniyoruz. Bakın hemen arkayı açın. 502. sayfada bir 6. ayeti okuyalım. Bakın ne diyor Allahu Teala? Ve izâ huşiren nâsü kıyamet günü insanlar toplanınca kânû lehum eûdâen ve kânû bi ibadetihim kâfirîn. Bakın o dua ettiği kimseler o kişilere düşman olacak ve onların yaptığı ibadetleri de kabul etmeyecekler, reddedecekler. Yani onların yalvarmalarını aslında dua etmek bir ibadettir. Şimdi düşünün, Hazreti Muhammed'in bile kabrine gittiniz, dediniz ki, medet ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, imdat dediniz. İşte ayetler bunu anlatıyor. Kendisini işitmeyene yalvarandan daha sapık kim olabilir ki? Onlar ölüdür çünkü. Ölenler işitmez. Onlar onların duasını bile işitmez ki icabet etsin, duasını kabul etsin. Ya işitmeyene yalvarandan, ölen insana yalvarandan daha aptal kim olabilir ki diyor Allah. Mahşer gününde de Hazreti Muhammed kendisinden imdat isteyenlerin bu şirkini, bu kafirliğini reddedecek. Bakın ve kendilerine düşman olacak. Bunların yaptığı ibadeti reddedecek. Ben bu ibadeti kabul etmiyorum ya Rabbi. Ben zaten işitmiyordum. Asla ben böyle bir şeyi kabul edemem diyecek. Ya bunlar demek benden istediler ya Rabbi. Olacak şey mi? Ya kendi mezarda yatandan bir şey istenir mi? Diyecek. Bunun bir benzerini Fatır suresinden okuyalım. Çabucak. Bakın Fatır suresinin 13-14. Ayetlerinde bakın Fatır suresi sayfa 435 bu akşam biraz uzadı ama bitirelim diye uğraşıyoruz. Bakın Allahu Teala şöyle diyor. 13-14. Ayetler mealini okuyacağım. Allah geceyi gündüze, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ayı da buyruğu altına almıştır. Her biri belirlenmiş bir vadeye kadar bir yörüngede akıp gitmektedir. İşte Rabbiniz Allah budur. Mülk O'nundur. Ondan başka yalvarıp durduklarınız ise bir çekirdek zarına bile hükmedemezler, söz geçiremezler. Bak Allah'tan başka yalvardıklarınız var ya, dua ettikleriniz. Allah'tan başka dediği zaman Allah hariç geri kalan kim olursa olsun. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e işte tüm insanlığı içine alacaksın. Allah'tan başka birine yalvarıyorsanız bilin ki onlar bir çekirdek zarına bile söz geçiremezler. Devam ediyoruz şimdi 14. ayet. Onlara yalvarsanız sizin duanızı bile işitmez, öldüler çünkü. Vardın peygamberden istiyorsun değil mi? Yetiş ya Muhammed diyorsun. Yok seni işitme bile işitmiyor dar Allah. Duanızı işitmezler çünkü öldüler, ölüler işitmez. İşitselerdi bile duanıza karşılık veremezlerdi. Bakın sonra ne diyor Allahu Teala? Kıyamet günü de, o bölümü okuyayım bakın. Ve yevmel kıyameti yekfurune bi şirkukum. Sizin bu şirk koşmanızı da mahşer gününde reddedecekler. Demek ki
peygamber bile olsa gittiniz, istediniz mi? Allah'a şirk koşmuş oldunuz. Bak, mahşer gününde sizin bu şirkinizi reddedecek onlar diyor. Gördünüz mü? İşte şirk böyle bir şey. Şirk bu. Ama nereden, hiç anlatan var mı kürsülerde? Yok. Bizim hocaların gündeminde şirk konusu yer almaz. Bilmezler. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in ana gündemidir şirk. Çünkü insanlar zaten doğuştan inançlı doğarlar. Allah inancıyla doğarlar. Ama Allah'ı layıkıyla tanımazlarsa Allah'a şirk koşarlar. İşte Allah'ı layıkıyla tanımıyor insanlar. Kur'an'da Allah kendisini tanıtıyor ama Kur'an'da Allah'ın tanıttığı bu ayetler kimsenin umurunda değil. Dolayısıyla Allah'ı efendim aciz, Allah'ı gereği gibi takdir edemedikleri için bu sefer Allah'la aralarına aracılar koymaya kalkıyorlar. Allah'ı uzakta zannediyorlar. Allah günahkar insanların sanki tövbe edince duasını kabul etmeyecek sanıyor. Ya günahkarsan günahkarsın. Tövbe edince sıfırlıyorsun ya, günahsız bir adam oluyorsun. Oraya buraya gidip ele tek öpmeye niye gidiyorsun sen? Nereden biliyorsun senin o Allah'a o adamın yakın olduğunu? Allah'ın o kişiyi sevdiğini nereden biliyorsun? Seni sevmediğini nereden biliyorsun? Belki de Allah seni ondan çok seviyor. İşte Kur'ansızlık böyle. Kur'an'ı bir insan bilmezse şirkten kurtulamaz. Devam edelim. Bakın şimdi son olarak bir burada bitireyim. Bakın şimdi. Bakara suresi 165'i zaten şöyle kısmen de olsa zikrettim. Hemen çabucak söyleyeyim. Bakara 165, onu da not aldığım için. Bakın, insanlardan kimisi vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk sayarlar da bunları Allah'ı sever gibi severler. Bahsettim bundan. Çocuğunu Allah'ı sever, hatta Allah'tan da çok sever, farkına varmaz. Çocuğu için uyku uyumaz ama Allah için 5 dakika uykusuna ara vermez. Gördünüz mü şimdi? Çocuk hasta olur, ağlar. Çocuğu için geceyi uykusuz geçirmeyi göze alır ama Allah ona der ki kalk bir şey namaz kıl, Kur'an oku der, okumaz. 5 dakikasını ayırmaz. Ne oldu şimdi? Kimi daha çok seviyor bu adam? Çocuğunu daha çok seviyor elbette. Halbuki müminler Allah'ı en çok severler. Bakara 165'e bakabilirsiniz. Geçiyorum son olarak. Bakın, en çok işlenen şirk günahını söyleyerek bitireceğim. Tövbe suresi 31'i açalım. Kıymetli dostlar, 9. surenin 31. ayeti. Bakın burada şöyle diyor Allah. İttehazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaben min dunillah. Allah'la beraber din adamlarını, ahbarlarını, ruhbanlarını, ruhban sınıfı derler ya, din adamları sınıfı. Yahudilerin din adamına ahbar deniyor, öbürleri ruhban deniyor. Neyse, vel Mesih ibn Meryem'e tuttular diyor, Allah'la beraber Rab edindiler din adamlarını. İnsanlar Rab edindi Allah'la beraber. Bakın, Allah'ı Rab kabul etmemezlik falan yapmıyorlar. Allah Rabbimizdir diyorlar. Ama din adamları Rabbimizdir demiyorlar ama Rab ediniyorlar. Nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Din adamları onlar ne dediyse doğrudur diyor. Peki bu tek başına bir adamı müşrik yapmaya yeter mi? Yetmez. Şöyle müşrik oluyor adam, bakın. Adama diyorsun ki kardeşim, Allahu Teala cuma namazını kadınlara da farz kıldı diyorsun. Misal. Çünkü diyorsun Cuma suresinin 9. ayetinde Allahu Teala ya eyyühellezine amenu, ey müminler, kadın erkek, tüm inananlar, İza nudiyeli salati min yevmil cumati, cuma günü namaz için nida edildiği zaman, çağrı yapıldığı zaman, fes'av ila zikrillah, Allah'ı zikretmeye koşun buyuruyor. Kadınlara da farzdır diyorsun. Diyor ki adam, olur mu canım diyor, Diyanet'in diyor Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklaması var ya, her ne kadar ayetten böyle anlaşılsa da mezhep imamları, müştehit imamlar
bir hadise dayanarak efendim kadınlara, köleye, işte bilmem neye farz olmadığı kanaatine varmışlardır. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir imamdan cuma namazı kadınlara farzdır sözünü duymadım hayatımda. Duymadım. Bu bir defa Allah'ın ayetini gizlemektir. Allah'ın ayetini gizlemek kafirlik demektir. Bakın kafir Allah'ın ayetini gizleyen demektir. Bir hakikati gizliyorsunuz. Ayete karşı kafirlik yapıyorlar. Bir. İki. Çünkü Diyanet'in böyle bir fetvası var. Sonuçta ben Diyanet'in memuruyum diyor. Bana ne diyor? Günahı varsa onun boynuna diyor. Veya hiç oraları zorlamıyor. Diyor ki canım diyor. Ya biz bugüne kadar diyor, ben bu yaşıma kadar diyor bütün vaazlarda orada burada bulundum diyor. Hiçbir imam farz demedi de bu ayet yeni mi çıktı diyor şimdi. Kardeşim yeni çıkmadı. 1400 seneden beri orada bu ayet. Al istersen oku bak. Ben bunu falan hocaya sordum da kaç tane hocaya sordum. Hiçbirisi de bana kadınlara farz demedi. Kadınlara farz değildir dedi. Ya kardeşim hocalar sana öyle diyebilir ama bak ayette Allah kadın erkek ayrımı yapmıyor. Ey iman edenler diyor, kadını cuma namazı size farz kılındı diyor, emrediyor. Olabilir diyor, bakalım da diyor, ben diyor o hocaların dediğine inanıyorum. İşte ne yapıyor biliyor musunuz? Bunca alim bilemedi, alimi kendisine Rab ediniyor. Bu adamın Rabbi diliyle her ne kadar benim Rabbim Allah'tır dese de kesinlikle bu adamın Rabbi ayeti gördüğü halde bakın. Ayeti görüyor, kadın erkek ayrımı olmadığını görüyor. Buna rağmen yok kardeşim ben alimler ne diyorsa ona inanıyorum dedi. İşte Rabbi o alimler oldu. Tıpkı Yahudilerin, Hristiyanların din adamlarını, ruhbanlarını, hahamlarını Rab edinmesi gibi bilsin ki bunu yapanlar kendisi Allah'ın yanında ikinci bir Rab yaptı alimleri. Ondan sonra çırpınsın dursun ben de Müslümanım diye. Kıldığı namazları bakalım onu kurtarır mı? İtikadı bir kere bozuk. İtikad sağlam olmayınca amel ne işe yarar? İtikad önce sağlam olacak. Çok bir şey özür dileyerek bitireceğim dedim. Geçiyorum bu şey işini de. Atladığım bir şeyi de söyleyeyim. Bakın müşrikler Mekke toplumu alın yazısına inanırdı. Bakın En'am suresinin 148. ayetinde diyorlar ki oradan öğreniyoruz. Dediler ki eğer Allah dileseydi biz de müşrik olmazdık, babalarımız da müşrik olmazdı. Bizi zaten müşrik babaların çocukları olarak Allah yarattığına göre Allah bizim alın yazımızı böyle yazmış dediler. Bakın müşrikler böyle iddiada bulunuyor. Yani diyorlar ki ya Muhammed sen bize müşrik mi diyorsun? Evet. Peki biz müşriksek bizim suçumuz ne? Babamızı Allah müşrik bir babanın çocuğu olmuşum ben. Zaten Allah benim de kaderime müşrik diye yazmış. Alın yazımı. Ben de müşrik olmuşum. Benim suçum ne diyorlar. En'am suresi 148. Onlara de ki diyor bakın Allah-u Teala. Ya Muhammed bu konuda siz saçmalıyorsunuz. Bak onlara siz saçmalıyorsunuz. Bir kanıtınız varsa getirin bakayım. Allah'ın sizin müşrik olmanızı istediği yönünde sizin kaderinize, alın yazınıza müşrik olacağınızı yazdığına dair bir kanıtınız var mı? Yok, siz Allah'a iftira ediyorsunuz. Peki şimdi, alın yazısına inanmayan kaç kişi var Türkiye'de? Ben Müslümanım diyenlere bir sorun bakalım. %90'dan fazlası şunu diyor. Allah ne yazdıysa ruhlar aleminde bizim kaderimizi yazdı. Sırası gelen dünyaya geliyor. Allah'ın yazdığının dışına çıkmamız mümkün değil diye inanıyor. Bakın müşrikler kaderci olurlar. Allah'ın yazdığı, Allah yazmış da biz müşrik olmuşuz diyorlar. Bizimkiler de aynen böyle inanıyor. Diyorlar ki Allah'ın yazdığının dışına çıkma şansımız yok ki diyor adam. Ve dikkat edin cezaevinde cinayetten, hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, bilmem işte fuhuştan, tecavüzden yatanlar bile adına kader mahkumu diyorlar. Yani kaderlerinin mahkumu olmuş. Güya Allah öyle yazmış. Ya bu Allah'a büyük bir iftiradır değerli dostum. Allah alın yazısı falan yazmaz. Bu müşriklerin iddiası bize aynen lanse edilmiş. Bu Yezid'in iddiası. Yezid Hazreti Hüseyin'i öldürünce
Diyor ki onu ben öldürmedim, Allah öldürdü diyor. Yani diyor, açıklamayı şöyle yapıyor. Allah benim kaderime yazmış ki Hüseyin'i öldürecek. Hüseyin'in kaderine de yazmış ki Yezid tarafından öldürülecek. Allah'ın yazgısı vuku bulmuş. Benim suçum ne diyor bakın. Bizim dindar insanlarımızın da %90'ı aynen bu şekilde inanıyor. Allah'a iftira ediyor. Allah kötü şey yazmaz. Allah kimsenin kaderine efendim falancıyı dolandıracak yazmaz. Çünkü Allah başınıza gelen iyilikler Allah'tandır, kötülükler sizin kendinizdendir diyor. O zaman hepsi Allah'tan olması lazımdı. Değil mi? Ayet öyle demesi lazımdı. Bu büyük bir iftiradır. Şununla bitiriyorum. Bakın, Allah'ın yazdığının dışına çıkamayız diyenlere, Allah'ın her şey Allah'ın yazmasıyla olur. Allah'ın efendim dediğinin dışına çıkamazsın diye iddia edenlere şunları hatırlatın. Peki beyefendi, madem öyle, neden sen caddeden karşıya geçerken sağa sola bakıyorsun? Dalsana yola. Araba geliyor. Ya senin kaderinde ölecek diye yazıyorsa zaten öleceksin. Ne gerek var? Allah yazdıysa zaten öleceksin. Yazmadıysa karşıya sağlam geçer. Yola bakmana gerek yok ki. Dal git hadi bakayım. Ama öyle yapamazlar değil mi? Bak öyle hiç yapamazlar. Hem Allah'ın yazdığının dışında asla bir şey olmaz derler. Ama karşıya geçerken kaç defa sağa sola bakarlar araba geliyor mu diye. Birisi bu adamların, bu kişilerin malını çalsa hemen mahkemeye koşar. Karakola koşar. Nereye gidiyorsun sen? Malımı çaldı. Ya kaderinde varmış senin malını çalacakmış, adamın suçu ne? Deseniz kabul etmezler. Ya hırsızın suçu ne o zaman? Hırsızın senin inandığına göre kaderine senin malını çalacağını Allah yazmış oluyor o zaman. Hırsız suçsuz abi, niye adamı şikayet ediyorsun? Niye dövmeye gidiyorsun adamı? Senin de kaderine malı çalınacak yazmış Allah. Razı olsana kaderine dediğinde kabul etmiyor. Velhasılı mesela birisi sizin arabanıza çarpsa, çizse hemen mahkemeye gidiyorsunuz. Niye gidiyorsun? Adamın kaderine yazmış, arabanı falancının arabasını çizecek diye yazmış o zaman Allah. Demek ki kandırılıyoruz. Ve şunu söyleyerek bitiriyorum. Kur'an'ı bilmeyenler kandırılmaya mahkumdurlar. Bu kesin bir gerçektir. Ve Kur'an-ı Kerim'in ana gündemi şirktir. Kur'an-ı Kerim'de inanmayan insanları inanmaya davet eden çok az ayet vardır. Çünkü zaten insanlar Allah inancıyla doğarlar. Ama Allah'ı gereği gibi tanısınlar diye Allah ayetlerini göndermiştir. Ona nasıl kul olacaklarını tarif etmiştir. İşte ancak bu Kur'an sayesinde şirksiz iman edebilirsiniz Allah'a diye Allah bu kılavuzu bize gönderdi. Kur'an'ı bilmeyenler asla şirkten kurtulamazlar. Şirk de Allah'ın asla bağışlamayacağı tek günahtır. Rabbim bizleri, sizleri şirk günahından muhafaza buyursun. Yüce Rabbim sizlerden razı olsun. 2 saat 15 dakikadır beni dinliyorsunuz. Allah geçirdiğiniz her saniyeyi sizin için ibadet kabul etsin. Sevaplarınızı artırsın. Sizden razı olsun. Cenab-ı Hak geçmişlerinize rahmet eylesin, bize, size dünyada da ahirette de iyilik güzellik nasip eylesin, bizi cehennem azabından muhafaza buyursun. Yüce Rabbim bizi razı olduğu kullarından eylesin. Yüce Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'e sarılan, onun gösterdiği yolda yürüyenlerden eylesin. Cenab-ı Hak tüm İslam alemini muzaffer eylesin. Böyle zulme uğramaktan, aciz durumlara düşmekten muhafaza buyursun. Onları ezen, sömüren, zulmeden güçlere, emperyalist güçlere de fırsat vermesin. Onları kahru perişan eylesin. Cenab-ı Hak hastalarımıza, hastalıklarımıza şifalar versin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize hayırlı geceler, hayırlı cumalar diliyorum. Sohbetimizi paylaşanlardan Allah razı olsun. Geçen haftaki sohbetimiz sanıyorum 125 filan paylaşım yapmıştı. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Allah'a emanet olun. Haftaya yine görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.